Eğitim Tarihi Dersi 1. Ünite Özeti Eski Çağda Eğitim Eski Çağlarda Eğitim İnsanlığın Gelişim ve Dönüşüm Tarihi Büyük Ölçüde 19 Yüzyılın Avrupalı tarihçileri ve sosyal bilimcileri tarafından adlandırılmış ve tasnif edilmiştir. Buna göre yazının bulunmasından Roma Devleti'nin milattan sonra 395 yılında ikiye ayrılışına kadar olan dönem, eski çağ ya da ilk çağ, antik çağ, olarak adlandırılır. Arkeolojik kaynaklardan edinilen bilgilere göre insanlığın yazılı tarihi milattan önce 8000 tarihlerine kadar gider. Sümer, Babil, Akat ve Asur medeniyetlerinde eğitim. Sümerler, Mezopotamya medeniyetinin en önde gelen kavmidir. Milattan önce 3000 yıllarında yüksek bir kültür ve medeniyet seviyesine ulaşmışlar ve tarihe yazıyı bulan kavim olarak geçmişlerdir. Tarihte okula benzer ilk yapıların Sümerler tarafından kurulduğu varsayılmaktadır. Memleketin, özellikle de saray ve mabetlerin iktisadi ve idari ihtiyaçları için memurlar yetiştirmek gerekli görülmüştür. Bu sebeple okullarda yazı yazmak ve hesap tutmak önemli sayılmıştır. Sümerler'de okulda zenginler, idareciler ve din adamlarının çocukları okuyabiliyordu. Kadın ve kızların da eğitimde yer almadığı bilinmektedir. Okul zorunlu değildir ve belli bir zaman aralığında eğitim yapılmaktadır. Okulda umya, üstad, hoca, adında bir baş eğitici ya da yönetici vardır. Bu baş eğiticinin yanında yardımcı personeller vardır ve onlara okul ağabeyi denilir. Öğrencilere de okul oğlu denilirdi. Okulun asıl amacı Sümer dilinin nasıl yazılacağını öğretmekti. Okulda tarih, aritmetik, matematik, geometri, astronomi ve astroloji derslerinin de okutulduğu bilinmektedir. Hekimliğe, din adamlığına, müziğe, resme, mimarlığa ilişkin derslere de yer verilmekteydi. Düşünce ve ahlak eğitimi de önemliydi. Sümer okullarında sıkı bir disiplin vardı. Okul sabahın erken vakitlerinde başlar, akşam vaktine kadar devam ederdi. Sümer ve diğer Mezopotamya medeniyetlerinde tarihin ilk kütüphanelerinin ve kataloglarının da yapıldığı bilinmektedir. Mezopotamya'da yaşayan önemli medeniyetlerden Asur ve Akad'larda da Sümerlere benzer eğitim mekanlarının ve uygulamalarının olduğu bilinmektedir. Özellikle Akad'larda kadınlara ayrı bir önem verilirdi. Bu kavimde aile eğitimine ilişkin birçok uygulamanın olduğu söylenmektedir. Babil ve Asurların son dönemlerinde kadın ve çocuk eğitimine yönelik bir değişim ve çöküntü meydana gelmiştir. Eski Mısır'da eğitim, Antik Mısır medeniyetinin eğitim ve bilim alanındaki en önemli icadı hieroglif adı verilen resim yazısıdır. Bunun yanında Nil nehrinin ve güneşin hareketlerini öğrenebilmek için takvim icat edilmiştir. Topografya, meteoroloji, astronomi ve diğer birçok mühendislik alanlarında gelişme sağlanmıştır. Sümerler'de olduğu gibi Mısır'da da gelişmiş kütüphaneler meydana getirilmiştir. Antik Mısır'da düzenli ve nitelikli eğitimden büyük ölçüde soylular, zenginler ve üst düzey din adamlarının çocukları yararlanırdı. Çocuk çok önemlidir. Onlar için oyuncaklar icat edildiğini gösteren birçok kalıntı vardır. Tarihçi Herodot, Eflatun ve Aristo, matematik ve geometriyi icat edenlerin Mısırlılar olduğunu söylemişlerdir. Günümüze kadar ulaşan bazı mimari yapılar ve özellikle de piramitler, matematik ve diğer mühendislik bilimlerinde Mısırlıların ne kadar ileri gittiklerinin açık göstergesidir. Güneş takvimini icat etmişler ve güneşin hareketlerini, yıl, ay, gün olarak hesaplamışlardır. Tıpta ise pek çok hastalığın ameliyatı yapılacak düzeyde gelişme sağlanmıştır. Öğretmenlerin yazı aracı olarak papirüsleri kullandığı görülmüştür. Okullarda vücut sağlığını ve estetiği amaçlarıyla beden eğitimi dersleri de verilmiştir. Antik Mısır'ın eğitim sisteminde günümüz vakıf sistemine benzeyen yapıların olduğu bilinmektedir. Burada öğrencilerin maddi ihtiyaçları karşılanırdı. Eğitimde yoğun bir dini etki vardı. Bu etki sanat ve toplumsal hayatı da etkilemiştir. Mısır'da eğitimle ilgili en eski metinlerden biri Ptahhotep tarafından kaleme alınmıştır. Bu dönemin önemli eğitimcilerinden biri Ani'dir. Antik dönemde Mısır eğitim, bilim ve kültürü çevre bölgelerde de etkili olmuştur. Eski İran'da eğitim, M.Ö. 550 ila 334 tarihleri arasında etkin olan Pers Krallığı, bugünün İran bölgesinde hakimiyet kurmuştur. Çocukları cesur yetiştirmek ve aynı zamanda itaate alıştırmak, ailelerin öncelikle eğitim görevleri arasında sayılırdı. Eski İran toplumunun eğitiminde dil ve edebiyat önemliydi. İranlıların dini ve ahlaki eğitiminde güçlü ve devamlı etki yapan kişi Zerdüşt idi. İran kültür ve medeniyetinin özünü oluşturan Zerdüştlük de toplumsal hayatın düzeni ve korunması önemli bir yer tutar. Söz konusu inanç ve kültür, İran toplumunun Müslüman olmasından sonra da farklı şekillerde devam etmiştir. Fenikelilerde eğitim. Mezopotamya bölgesinin bir diğer antik çağ medeniyeti Fenikelilerdir. Milattan önce 1200'lerden yine milattan önce 700'lü yılların başına kadar Lübnan, Adana ve Filistin arasındaki bölgelerde yaşamışlardır. Fenikelilerin geliştirdikleri 22 harflik alfabe, önce Yunan'a sonra İtalya ve derken bütün Avrupa'ya geçmiştir. Fenikeliler astronomi ve camcılık mesleğinde ileriydiler. Maden ve maden işçiliği yanında boya işiyle de ilgilenmişlerdir. Din adamları ve saray seçkinleri dar çerçevede çocuklarını yetiştirmek için eğitime önem vermiştir. Fenikelilerde özellikle sanat ve zanaat işlerini öğreten küçük ölçekli atölyeler bulunmaktaydı. Toplumda mesleki eğitime önem verilirken ahlak, maneviyat ve entelektüel eğitime yeteri kadar önem verilmemiştir. İbranilerde, İsrail oğulları, eğitim. İbraniler, bugünkü Yahudi toplumunun atalarıdır. Eğitim sistemlerinde güçlü kültürel öğeler vardır. Geleneğe, tarihsel birikime ve dini inançlara katı bir bağlılık söz konusudur. İbranilerde eğitimin, dönemin diğer medeniyetlerine benzer bir yapısı vardır. Anne babaya, dini ve toplumsal önderlere saygı ve itaatin esas olduğu bir çocuk yetiştirme sistemi ön plandadır. Çocuğun eğitiminde annenin rolü büyüktür. Halk eğitiminde dini bilgi ve davranış öğretimi önemliydi ağırlıklı olarak kutsal kitaptan metinler ezberletilirdi. Yahudi şeriatının kutsal metni olan Tevrat, öne okunduğu, yorumlandığı ve toplum yararına hükümlerin çıkarıldığı haham okulları, İbranilerin en önemli eğitim kurumlarıdır. Eğitim dili İbranice olup skolastik bir yöntem uygulanmaktaydı. Eğitimde disiplin sıkıydı ve hocaya itaat şarttı. Fiziksel cezaların verilmesi sıradan bir uygulamaydı. Eski Türklerde, Hunlar, Eğitim, Möbin MS 450. Hunlar, bozkırlarda yaşayan, temel geçimleri hayvancılık olan bir topluluktu. Hun toplumunun kendine özgü bir eğitim anlayışından, çocuklarını yetiştirme kültüründen bahsetmek mümkündür. Zira varlıklarını devam ettirebilmek için, gelenek ve göreneklerini, törelerini, kendilerine özgü hayat biçimlerini yeni nesillere sağlam bir şekilde aktarmaları gerekiyordu. İçinde yaşadıkları coğrafyanın bir gereği olarak Hunlar güçlü ve disiplinli ordular kurmuşlardır. Hunlarda çocukların cesur bir savaşçı, alp olarak yetişmesine önem verilirdi. Saka, Uygur ve Göktürklerdeki gelişkin di edebiyat ve kültür kurumlarının kökenleri Hunlara dayanır. Hunlar, demir, bakır, gümüş, altın gibi madenleri hayatın farklı alanlarında ve değişik biçimlerde kullanmışlar ve böylece özgün sanat eserleri meydana getirmişlerdir. Bu sanata, step sanatı, denilmiştir. Tanrı inancına sahipti. Ancak devletin dini ile halkın dininin ayrı olduğu söylenmiştir. Onlarda, halk dini, daha ziyade hastalık, fal, sihirbazlık gibi insanların günlük ihtiyaçlarına cevap veren ve onları manevi bakımdan tatmin eden prensiplerdi. Bu dinin adı şamanizmdir. Anadolu medeniyetlerinde eğitim. Anadolu'da eski çağlarda yaşayan en meşhur kavimlerin başında Hititler gelir. Milattan önce bin yıllarına kadar hüküm sürdükleri bilinen Hititler, öncelikle Sümerler ve Mısırlılardan etkilenmişlerdir. Hititlerde kraliyet ailesinin ve seçkin kesimlerin çocukları için okul benzeri kurumlar bulunmaktadır. Hititler, Sümerlerden etkilenerek kendilerine özgü bir çivi yazısı geliştirmişlerdir. Hititlerde devlet arşivi ve kütüphane benzeri yapılar vardı. Kütüphanede farklı dillerden kitaplar bulunuyordu. Hitit toplumunda kutlama günlerine önem verilmiştir. Anadolu'nun doğu kısmında hüküm sürmüş eski çağ medeniyetlerinden biri de Urartulardır. Başkenti Tuşpa olan Urartular yazı ve kültürel etkinlikler bakımından Mezopotamya etkisindedir. Anadolu'da hüküm süren Frigler ve Lidyalılar'ın dünya kültür mirasına önemli katkıları vardı. Frigler Balkan kökenli bir toplumdur. Kendilerine özgü Frig alfabesini geliştirmişlerdir. Friglerin eğitim tarihi açısından önemli görülen özelliklerinden biri, onlara ait oyuncakların bulunmasıdır. Bir diğer Anadolu medeniyeti olan İonyalıların ticarete önem verdikleri, bilim ve kültür işleriyle ilgilendiklerine dair bulgular vardır. İonye kültüründe mitolojinin de önemli bir yeri vardır. Urartular, teknik ve mühendislik bilgisi gerektiren alanlarda, Firik ve Lidyalılar alfabe, oyuncak konularında, da rasyonel işlerde eğitim dünyasına katkı sağlamışlardır. Eski çağda Çin'de eğitim. Eski çağda Çin'in kuzeyinde Türkler, güneyinde de Hint ve diğer Uzak Doğu toplumları yer alıyordu. Antik çağda Çin'de çok farklı bakımlardan gelişmiş ve yaygın bir eğitim sisteminin olduğu bilinmektedir. Özellikle aile eğitiminde kendilerine özgü yöntem ve davranışlar geliştirmişlerdir. Evlenme sıkı kurallara bağlanmıştır. Her ne kadar çok kadınla evlenme adeti olsa da ilk evlenilen baş kadının diğerlerinden üstün bir statüsü olmuştur. Çinlilerden ekonomik durumu iyi olanlar çocukları için eğitmen tutardı. Eski çağlarda Çin'de çocukların nasıl eğitileceğine dair kitaplar yazılmıştır. Milattan önce 2200 dolaylarında yazılan Shocking adlı çocuk eğitimi kitabında ülkede hizmet eden bir eğitim bakanlığından bile bahsedilmiştir. Antik dönem içinde cemaat okulları, Kanton okulları, büyük kasaba okulları ve büyük şehir okulları olmak üzere farklı türde okullar bulunurdu. Bu okulların hizmet alanları ve nüfuzları, öğretim ilke ve yöntemleri birbirinden farklıydı. Çin halk okulları büyük ölçüde Lao Tse ve Konfüçyüs felsefesinin etkisinde eğitim yapardı. Eğitim, kültür, sanat ve bilim dünyasını köklü biçimde etkileyen kişilerin başında Lao Tse gelir. Yaklaşık olarak Lao ile aynı dönemlerde yaşayan Çin'in din ve kültür büyüklerinden biri de Konfüçyüs, tür. Hak ve adaletin dünyada hakim kılınması, doğruluk, yalan söylememe, hak yememe, dürüst olma, zorba davranmama, başkalarına kin ve nefret beslememe, temel değerler olarak benimsenmiştir. Eski çağda Hindistan'da eğitim, Hindus Havzası ve Ganj civarı Hint toplumunun kültür ve medeniyetler inşa ettiği bölgelerdir. Eski çağ Hint toplumunda, eğitimin temeli ailede atılır, anlayışı hakimdir. İyi bir ailenin oluşması için evlenmenin sağlıklı kurallar çerçevesinde olmasına dikkat edilmiştir. Bu devirde dünyanın en meşhur toplumsal sınıf yapılarından biri olan kast sistemi oluşmaya başlamıştır. Hint kast sisteminin temel tabakaları Brahmanlar, Kshatriyalar, Vaishyalar ve Sudralardır. Bu yapı eğitim sistemini de belirgin biçimde etkilemiştir. Kast sisteminin en üst basamağında Brahmanlar, din adamları, ikinci sınıfında Kshatriyalar, askerler, üçüncü olarak ise halk tabakası Vaishyalar toplumsal sınıfın en sonunda, altında, ise südralar, parya köleler, yer almaktaydı. Hint krallarından Rama'nın çocuk eğitimiyle ilgili yazdığı bir kitap, pedagoji tarihinin ilk çocuk psikolojisi eseri olarak kabul edilir. Din adamlarının etkin olduğu okullarda Buda ve Brahman öğretilerinin yanında aritmetik ve geometri dersleri de öğretilirdi. Hint okullarında öğretmene aileden bile daha büyük bir değer verilirdi okuldaki öğretmenler dayağı bir eğitim aracı olarak kullanmışlardır. Buda'ya göre doğrunun beş ayrı prensibi olup bu ilkeler Hint eğitiminin felsefesini oluşturur. Canlı olan hiçbir şeyi öldürmemek. Başkasının karısına, kızına dokunmamak, saygı göstermek. Başkasının malına dokunmamak. Yalan söylememek. Sarhoş eden her türlü içkiden sakınmak. Antik Yunan'da eğitim. Antik Yunan kültür ve medeniyeti milattan önce bin başlayarak yüksek bir düzeye çıkmıştır. Krallıkla yönetilen Antik Yunan'da toplum hürler ve köleler olmak üzere iki sınıfa ayrılıyordu. Antik Yunan'da eğitimin temel amacı, bedenin ve ruhun güzel ve uyumlu bir tarzda geliştirilmesidir. Antik Yunan'da, Kalokagadi, hem temiz hem de güzel bir ruh ve ahlak birlikteliğini ifade eder. Bunun sağlanabilmesi için jimnastik ve müzik eğitimine çok önem verilirdi. Zengin aileler çocukları için eğitici, mürebbiye ya da bakıcı anlamına gelen pedagog tutarlardı. Yunanlıların eğitim metotlarında yetişkinlerin gençleri sevmesi ve koruması önemliydi. Felsefe öğretim ve eğitimin en üstünü kabul edilirdi ve büyük bir itibarı vardı. Platon kendi kurduğu akademi, akademi adlı okulda felsefe okuturdu. En önemli bilim insanları Sokrat, Platon, Eflatun, Aristo'dur. Aristo'nun kurduğu okul LYSE, lisedir. Bunların hepsinden önce gelişen felsefi sofist akımı vardır. Bu akımın önde gelen temsilcisi de Protogoros'tur. Antik Yunan'da sofistler ve Protagoras. Sofist, Protagoras'ın kurduğu felsefi ekolün adıdır. Para ile ders veren felsefecilere sofist denmiştir. Protagoras kendini sofist olarak adlandırmıştır. Sofist, bilgelik öğreten, bilgelik taslayan anlamlarında kullanılmıştır. Sofistlerin ana ilkesi, her şeyin ölçüsü insandır prensibine dayanır. Dünyada sabit gerçeklik yoktur. Sofistler Avrupa ve dünya eğitim tarihinin çok yakın zamanlara kadar etkisi altında olacağı, yedi hür sanat, bilgi olarak bilinen ders hiyerarşisinden ilk üçü olan, trivium, u, gramer, retorik ve diyalektik, icat eden ekoldür. Gramer, bir dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli teknik bilgiler. Retorik, doğru, güzel, etkili, ikna edici tarzda konuşabilmenin yöntemleri. Diyalektik, bir konuyu karşılıklı konuşma ve tartışmada zihni kıvraklık. Sokrates, M. 470 ila 399 ve eğitim görüşleri. O, büyük ölçüde kendi kendini eğitmiş ve yetiştirmiş bir filozoftur. Sokrat'ın eğitim tarihi açısından en önemli özelliği, kendine özgü bazı öğretme yöntemleri yanında, öğrencilerine sonsuz bir sevgi beslemesi, gerçeğe karşı fayda gözetmeyen bağlılığı, tavır, davranış ve kanaatleri arasındaki samimiyet ve tutarlılığıdır. Kendine ait bir metot geliştirmiştir. Bu metot, iki aşamadan oluşmaktadır. İroni, bir hakikati alaylı yollarla, bilmemezlik ve cahillik ayaklarına yatarak karşısındakine hissettirme sanatıdır. Eğitim tarihinde bu sanatın öncü ismi Sokrat'tır. Doğurtmaca, Maoitik metot, Sokrat annesinin ebe olmasından hareketle, öğretim sanatını bu meslekle ilişkilendirmiştir. İnsanlara erdemleri dıştan vermek değil, kişilerin kendi kendine bulma yeteneği aktif hale getirilirdi. Öğrencilere farklı sorular sorarak, karşılıklı konuşarak, diyalog, çeşitli konularda aslında sadece kulaktan duyma, temelsiz, yarım bilgilere sahip olduklarını itiraf ettirirdi. Platon, Eflatun, M427 ila 347 ve eğitim görüşleri. Antik Yunan'da devlet ve toplum üzerinde büyük etkileri olan filozoflardan biri de Sokrat'ın öğrencisi Platon'dur. Platon, aristokrat bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Milattan önce 387'de Atina'ya gelerek Akademi adlı kendi felsefe okulunu kurdu. Burada ücretsiz dersler veriyordu ve geniş bir kitaplığı vardı. Bu okul, Milattan sonra 529'da Roma kaiseri Justinianus'un burayı kafir kurumu ilan edip yıkmasına kadar varlığını devam ettirdi. Platon'un eğitimle ilgili konuları tartıştığı önemli kitabının adı Politeia, Devlettir. Platon, felsefe dünyasında İdeler Dünyası metaforuyla meşhurdur. O, görüntülerin gerisine erişilince ulaşılacak şeylerin özüne, gerçek varlık niteliği atfeder. Ona göre, gerçek varlıkların ötesindeki, ideler dünyası, neden aldığı payın miktarı kadardır. En yüksek ide, iyinin idesidir. Bu her şeyin ölçüsüdür. Bu da Tanrı'dır. Ona göre, kurulacak ideal devlet ancak, ya filozofların kral ya da kralların filozof olması, halinde mümkün olabilir. Devletin eğitim sürecinde insanlara karakter eğitimi, beden eğitimi, mesleki eğitim ve felsefi eğitim verilmelidir. Aristo, MÖ 384 ila 322 ve eğitim görüşleri. Aristo 18 yaşında Platon'un akademia sına girdi ve 20 sene onun öğrencisi oldu. Bu süreçte birçok meşhur kişiyle tanıştı ve onlardan faydalandı. Milattan önce 342'de Büyük İskender'in hocası oldu kendi felsefe okulu olan Lykeion, Liseum, Lise, U kurdu. Aristo, Platon'dan çok farklı bir felsefe ve eğitim düşüncesi geliştirdi. Bugün realist felsefenin kökeni olarak bilinen bu görüşe göre, Platon'un dediği gibi varlığın gerisinde, ideler dünyası, diye bir şey yoktur. Aristo bunlara, form, adını vermiştir. Ona göre, şeylerin esasını teşkil eden, şekil, yani, form, dış biçim olarak değil, her şeyin özünde bulunanlar olarak kabul edilir. Bu, şekiller yani eşyanın özü, maddeye biçim verir ve aynı zamanda da canlılık kazandırır. Onun içindir ki buna, canlılık ilkesi, entelekia, adı verilir. Aristo, eğitimle ilgili görüşlerini Nikomakos Ahlakı ve Politika adlı eserlerinde dile getirmiştir. Nikomakos Ahlakı ve Politika Aristo'nun eğitim ve toplumla ilgili görüşlerini açıkladığı kitaptır. O, eğitimi zihni ve ahlaki yerdemler olarak iki kısma ayırır. Zihni yerdemler, bilgelik, güzel sanatlar ve pratik kavrayıştır. Ahlaki yerdemler ise cesaret, ölçülü olmak, cömertlik ve her şeyden önce hakseverlik durumlarıdır. Aristo Ferdiyetçi eğitime de önem verir. Helenistik dönemde eğitim MÖ 323 MS 30. Helenistik dönem, Yunanlıların bağımsızlığını kaybetmesinden Roma İmparatorluğu'nun kuruluşuna kadar olan zaman aralığını MÖ 323 MS 30 kapsar. Bu dönemde Atina'nın yanında İskenderiye, Antakya, Bergama, Rodos, Tarsus ve daha sonra da Roma gibi önemli bilim ve kültür merkezleri oluştu. Bunlar için de İskenderiye, bilim ve araştırma merkezleri ve kütüphanesiyle ün kazandı. Bu dönemde Öklid, Arşimet, Heron, Aristark gibi meşhur kişiler yetişti. Daha önceleri sadece jimnastik eğitiminin verildiği liseler eşittir cimnazlar, GYM Nasium, bu dönemde birer kültürel eğitim merkezi haline geldi. Antik Yunan'dan devralınan Trivium'a bu devirde dört ayrı disiplinin eklenmesidir. Bunlara dörtlü anlamına gelen quadrivium denir. Bu dört disiplin, aritmetik, geometri, astronomi ve müziktir. Heleistik dönemde akademi, peripatikçiler, stoacılar ve epikürcüler olmak üzere dört önemli eğitim, felsefe ekolü etkili olmuştur. İç özgürlüğe ulaşma, bilgelik ve sarsılmaz iradeye, stoacı sükunet, denir. Antik Hristiyanlık döneminde eğitim, Hristiyanlığın doğuşundan milattan sonra 500'lere kadar olan zaman aralığı, Antik Hristiyanlık dönemi olarak bilinir. İmparator Konstantin 313 yılında bir tolerans bildirgesi yayımlayarak artık Hristiyanlar açık olarak ibadetlerini yapmaya ve dinlerini yaymaya başladılar. Antik Yunan'daki yedi hür sanat, onlar tarafından da benimsendi, faydalı yönleri geliştirildi. Özellikle Roma'da S.T. Agustinus zamanında Hristiyan inançları, hayata ve eğitime etkili bir şekilde benimsetildi. Aurelius Agustinus, 354 ila 430, bilim ve sanat alanında yetişenlerin başında gelir. İlk eserlerinden biri öğretmen üzerine adlı kitabıdır. Bu eserinde etkili bir din savunuculuğu yapar ve ideal din adamını tasvir eder. İlk çağ Roma döneminde eğitim, Roma'nın milattan önce 700'lü yıllarda kurulduğu söylenir. Antik çağ Roma'da eğitimin temel amacı iyi vatandaş yetiştirmekti. İyi vatandaş becerikli, sağlam bir karaktere sahip kişidir. Roma'da Yunan etkisinden sonra 7 ila 11 yaşındaki çocukların gittiği bugünün ilkokullarına benzer eğitim ortamları oluştu. İlkokuldan sonra ise gramer okulları adında 12 ila 16 yaş arası hür ailelerin çocuklarının gidebildiği orta düzeyde okullar vardı. Gramer okullarından sonra retorik okulları geliyordu. Burada meşhur eğitimciler, edebiyatçılar, gramerciler, hatipler, mimarlar, ressamlar, müzisyenler ve daha pek çok alanda sanatkarlar yetişmiştir. Bunlar arasında en meşhurlarından bazıları şunlardır. Cato, Mö 234 ila 149, Marcus Varro, Mö 116 ila 27, Cicero, Mö 106 ila 43, Seneca, Mö 3 milattan sonra 65, Marcus Quintilianus, 35 ila 96, Plutarch, 46 ila 125. Cicero, retorik ustasıdır. Seneca, Roma medeniyetinin önde gelen isimlerinden biri olup eğitimle ilgili eserler yazmıştır. Quintilianus da Roma'nın önde gelen filozof eğitimcilerinden olup bir retorik ustasıdır. Ezber yöntemi ve konferans verme metotları üzerinde durmuştur. Roma eğitiminin etkin simalarından Plutarç ise eğitimle ilgili görüşlerini ahlak başlığı altında toplamıştır. Plutarç, çocukların ruhlarının bir bal mumuna benzediğini söyler. Eğiticiler onları istedikleri şekle sokabilirler. Eğitim Tarihi Dersi 2. Ünite Özeti. Orta Çağda Avrupa, Asya ve Amerika'da Eğitim. Orta Çağ Avrupa'sında Eğitim. Orta Çağ kavramı nedir, ne değildir? Orta Çağ, geçmişin son derece tartışmalı bir dönemidir. Orta Çağ, bir yönüyle dini kurum ve kuralların insan hayatına azami müdahale ettiği, insan ve toplum hayatının sınırlarını belirlediği, bu nedenle barbarlığın akıl dışılığın ve batıl inançların hakim olduğu suçlamasına maruz kalmış bir dönemdir. Hem Hristiyan Batı, hem Müslüman Doğu diğer kıtalar hariç tutulacak olursa birbirinden son derece farklı inanç, mezhep, akım ve düşünce sistemleri içerisinde gelişme göstermiştir. Ekonomik, toplumsal, kültürel veya politik değişimler sonucunda farklı süreçler ortaya çıkmıştır. Orta Çağ'da insan anlayışı. Orta Çağ Hristiyan düşüncesine göre Tanrı, insanı 6. günde yaratmış, şoraya ve faunaya egemen bir varlık olarak donatmıştır. Orta Çağ düşüncesine göre, yaratılışın özü insanın kurtuluş mücadelesiyle ilişkilendirilmiştir. İnsan, hem sosyal planda hem politik alanda üste, kesinlikle itaat etmek zorundadır. Şayet din adamı ise kendisinden daha yüksek rütbeli ruhbana, laik ise krala, senyöre, yerel yöneticiye boyun eğer. Hiyerarşik üstlere ve otoritelere kayıtsız şartsız itaat düşüncesi, 13. ye, ye. Dan itibaren zayıflamaya başladı. Orta çağda din adamı olmayan, laik, seküler, sınıfa yönelik eğitim sistemi modern dönemdeki okulların inşasından çok önce eğitime ilişkin yasal bir altyapı hazırlamak, ailelerin çocuklarını okula göndermeleri için gerekli tedbirlerin alınması gibi koşulları sağlamak, orta çağda mümkün olmamıştı. 5. Ve 7. Yüzyıllar arasında kitlesel eğitime yönelik ilkokullarda pagan unsurlarla Hristiyan ögelerin bir arada bulunduğu söylenebilir. Pagan ve Hristiyan öğretmenlerin aynı okulda çalışabildiği, Hristiyan ayin ve ritülleri ile antik dönemden kalma retorik ve gramer derslerinin bir arada verilebildiği ortamları düşünmek, erken orta 5. 9. Y, Y. Lar, için daha doğrudur. 5. Ve 6. Y, Y. Lardan itibaren eğitim, özellikle halkın eğitimi tamamen kilisenin kontrolü altına girmiştir. Piskopos okulları, Avrupa kıtasında hemen bütün Piskoposluk bölgesinde açılmıştır. Her ne kadar temel amacı, tapınak şövalyeleri, yetiştirmek olsa da buna niyeti olmayan öğrenciler de kabul edilmiştir. Tapınak şövalyeleri, Haçlı Seferleri sırasında Hüb de Payen isimli bir şövalye tarafından 8 şövalye ile birlikte 1119'da kurulmuştur. 1099'da Kudüs şehrinin alınmasıyla kendilerini şehrin muhafızları ilan eden tapınak şövalyelerine katılabilmek için, fakirlik yemini etmek, bekaret ve kiliseye itaat gerekmektedir. Görevleri din adamlarını ve Kudüs'e gidenleri korumaktır. Bu dönemde Paris'in, Arnin, Poichers'in, Börgüz'ün, Clermont'un, Viyana'nın, chalons Sur Savan ve Gapin öğrenci kayıtları oldukça zenginleşmiştir. Piskoposlukların denetimindeki okulların yanı sıra kilise yahut cemaat okulları da orta çağın önemli eğitim kurumları arasındaydı. Waisen Konsili'nin 529'da verdiği karar doğrultusunda okul açmakla yükümlü kılınan papazlar bu sorumluluklarını ilk önce İtalya'da uygulamış ve zamanla kuzeye doğru yaymışlardır. Rahiplerin sayısındaki artış manastır okullarına ruhban sınıfına dahil olmayan laik kimselerin yetişmesinde en önemli rolü kazandırmıştır. Venedik'ten tarikatının Fransa'da yaygınlaştırdığı okullaşma faaliyeti, S.T. Martin of Doom tarafından İspanya'ya ve S.T. Agustin'e tarafından İngiltere'ye taşınmıştır. Apenin yarım adasında Benediktenlerin yanı sıra Roma Kilisesi'nin doğrudan ve muhtelif cemaatler vasıtasıyla idaresindeki okullarda İrlanda'daki gibi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmekteydi. 5. ve 6. yüzyıllar Kilisenin kontrolündeki okullarda Latincenin yanı sıra Antikitenin yedi temel bilimi veya sanatı öğretilmiştir. Bu bilimler, dil bilgisi, belagat ve diyalektik derslerini kapsayan trivium ile aritmetik, geometri, astronomi ve müzik derslerini kapsayan quadrivium'dan oluşmaktadır. 7. ve 8. yüzyıllar, skolastik eğitimin muhtelif biçimleri keşfedilmeden önce Hristiyan okullarındaki eğitim anlayışı, öğrencilere sağlam bir din ve ahlak eğitimi vermekten ibarettir. Her şeyden önce din ve ahlak eğitimi gelmekteydi. Bu öncelik, pagan bir muhit içerisinde büyüyen çocukların, Hristiyanlıkın maneviyatına sadık kalmalarını sağlama isteğinden kaynaklanmıştı. 8. yüzyıldan 12. yüzyıla dek manastır okulları, diğer tüm Hristiyan öğretim kurumlarını gölgede bırakmıştı. Hatta Avrupa eğitim tarihinin altı, ile 16. Asırlar boyunca manastır okullarından ibaret olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Özel öğretim kurumları, çoğu belediyeler tarafından desteklenmiş ve idareleri tüm orta çağ boyunca layık öğretmenlerin elinde kalmaya devam etmiştir. Antik Roma eğitiminin bir anlamda temsilcileri olarak telakki edilen özel okullardaki bu öğretmenler, 11. Yüzyıla dek kilise okullarıyla yan yana faaliyet göstermişler. Asillerin çoğunluğu ise manastır ve psikopos okullarına gitmeyi tercih etmişlerdir. Eğitim faaliyetleri saray sınırları içerisinde gerçekleşmiş ve bu okullar dönemin en meşhur din adamları ile laik meslek adamlarının kaynaklarından biri olmuştur. Saray okullarının en tanınmışları arasında Elkin'in, 735 ila 804, baş öğretmenliğini yaptığı ve bizzat kralın kız ve erkek çocukları ile kız kardeşinin ve diğer saray halkının katıldığı İngiliz kraliyet okulu gelmektedir. Elkin, asistanlarının yardımıyla takip ettiği yöntem sayesinde öğrenmeyi öğrenmenin lezzetini evvela İngiltere'ye ardından kıtaya yaymıştır. Ortaçağ Avrupa'sında Hristiyan misyonerlik hareketlerini Frelin'den, Trinckian'e, Bavyera'dan Galya'ya yayan ve Hristiyan Kilisesi'nin kurumsallaşmasına önderlik eden S.T. Boniface'in manastırları ve kız ve erkek çocukları için başta İngiltere'de olmak üzere açtığı okullar yer almaktadır. 789'da kabul edilen Kilise Kurulu kararında, her manastırın bir okul açması ve erkek çocuklarına gramer, aritmetik ve mezmurların öğretilmesi ile koro çalışmalarının yaptırılması gerektiği açıklanmıştır. 802'de yayınlanan bir fermanda erkek çocukların okula gönderilme zorunluluğu kabul edilmişti. Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak piskoposluk bölgelerinde de orta ve ilköğretim düzeyindeki okullaşmayı tetikleyen bir eğitim reformu başlatılmıştır. Böylece manastırlardan sonra her piskoposluk bölgesinde bir ilkokulun açılması teamül haline gelmiştir. 843 yılında da yoksul öğrencilerin eğitim masraflarına karşılık keşişlere yüklü bir yardım yapılmıştır. Papaz okullarının denetiminden başpapazlar ve manastır rahipleri sorumlu tutulmuşlardır. Roma Kilisesi 853 yılında piskoposların ve papazların yetkili bulundukları bölgelerde edebiyat ve sosyal bilimler ile kilise doktrinlerinin yayılmasına, gelişmesine çalışacak bir öğretmen heyetinin kurulmasına karar vermişti. Manastır okullarındaki eğitimin yeniden yapılandırılması. Orta çağda eğitimle ilgili çıkarılan tüm fermanlar, kilise kanunları, sinod ve konsul kararları, İmparator Charlemagne döneminde başlatılan eğitim hareketinin devam ettirildiğini kanıtlamaktadır. İmparator Ay Louis'nin ilk yıllarında manastır okullarındaki eğitimin niteliği meselesi yeni bir önem kazanmıştır. 817'de toplanan Ağaç'ın Meclisi, Manastır okullarında verilen eğitimin yalnızca dini mahiyette olması ve öğrencilerin manastır bölgesi sınırları içerisinde yaşaması gerektiği yönünde bir karara varmıştır. Manastır okullarında rahip ve rahibe adaylarına yalnızca ilahiyat alanında uzmanlık eğitimi sunmak ve Hristiyanlık ruhunu daha yoğun bir şekilde yaşatmak istenilmiştir. Bu dönemde tek örgütlü eğitim sistemine sahip papaz Manastır, piskopos ve katedral okulları yalnızca kilise hiyerarşisine eleman ve taşrada görev alacak din adamı yetiştirmeye başlamıştır. 9. ve 10. Yüzyıllardaki savaşlar ve iç karışıklıklar dahi tüm kıtayı saran okullaşma hızını öğrenci sayısındaki artışı kesmeye yetmemişti. Bu dönemde piskoposluk bölgeleri içerisinde en meşhur okullar Orleans, Rhymes, Soissons Amiens, Metz, Verdun ve Lige, Manastır okulları arasında Tours, Fulda, ST. Alban, Seligenstadt, Hirscho, ST. Gal, Reichenau ile prenslerin çocuklarına kamu idaresi, hukuk eğitimi verenler arasında ise ST. Germen Daxer, ST. Germen Despres, ST. Deniz, ST. Benedict. S.T. Lifford, Corby, S.T. Vickier, S.T. Martin, S.T. Bertin ve S.T. Benedict of Anyen gelmekteydi. Bunlar arasındaki örneğin Fulda Manastır Okulu'nda, 10. Yüzyılda 5.000 öğrenci tespit edilmişti. 10. ve 11. yüzyıllar, Orta Çağ Hristiyan düşüncesi, aklın emirleri ile kalbin buyruklarını ahenkli bir hale getirebilmek için inanç ve akıl arasında bir denge arayışı içerisine girmişti. 11. Yüzyılda asil yahut yoksul tabakaya mensup çok sayıda anne, çocuğuna öncelikle şiir öğretmekte ve gramer okuluna göndermekteydi. Burada, iyi bir latince tahsilinin ardından hukukçu olmasını planlamaktaydı. Bu asırda Latince kız çocukları için de prestij artırıcı bir hüner haline gelmişti. Hukuk, laik kesimin eğilim gösterdikleri alanlar olup manastır yahut piskopos okulları hukuk bilimini sosyal bilimlerle bir arada okutmuştu. Orta Çağ boyunca eğitimi ihmal edilmeyen tek alan olması itibarıyla hukuktu. Bologna Üniversitesi bu dönemde hareketlenen hukuk eğitiminin merkezi haline gelmiş ve bir taraftan Roma hukukunun yeniden canlandırılmasına diğer taraftan gerçek anlamda kilise hukukunun doğmasına öncülük etmiştir. Avrupa'da üniversitelerin kuruluşuna doğru toplumda yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar, tüccarın, senyörün, devlet görevlilerinin defter tutma zorunluluğu, matematiğin de toplumda yayılmasına yol açmıştı. Hesaplamalarda tam sayılar çokça kullanılmaya başlandı. 11. Yüzyılın entelektüel üretim merkezi, manastır hayatından kent okullarına doğru kaydı. Bu dönemin kentli aydın tabakası meslek sahibi olmuştu. Öğretmenleri ve öğrencileri bir araya getiren loncalar, üniversiteleri meydana getirdi. Üniversitelerin kapsamı, günümüzde ulus devlet ve ulusçuluk kavramlarının sınırlarını hayli aşıyordu. Öğrenciler ve öğretmenler hiçbir sınır tanımadan istediği üniversitede dolaşım hakkına sahiplerdi. Hocaların mütevazı ücretleri ya öğrencilerden toplanan öğrenim ücretlerinden yahut kilise ve devlet kanalıyla ödeniyordu. Batı'da üniversiteler 12. yüzyılda ortaya çıktı. Üniversiteleşme bu yüzyıla kadarki gelişmeler içerisinde kendiliğinden oluşa gelen bir süreçti. 13. Yüzyıldan günümüze dek varlığını sürdürebilmiş üniversiteler arasında İtalya'da Bologna, Fransa'da Paris, Orleans, Tuaus, Montpellier, İngiltere'de Oxford ve Cambridge ve İspanya'da Salamanca üniversiteleri sayılabilir. Ayrıca Almanya'da Heidelberg, Prag, Polonya'da Kral, İskoçya'da ST. Andrus, Portekiz'de Lisbon, Coimbra, Avusturya'da Viyana, İsviçre'de Basel, Apsala, Danimarka'da Kopenhag Avrupa'nın geri kalan yerlerinde bir sonraki asırdan, 14. Yüzyıldan bugüne kalabilmiş üniversiteler arasındadır. Üniversiteler nasıl bir yapıda kurulmuştu? Ortaçağ üniversiteleri, kendilerine ait bir mekandan, yerleşik bir düzenden yoksundu. Öğrenciler, Üniversitelerin bulundukları kentlerde evler kiralamakta ve kira müddeti çoğu zaman tüm eğitim süresini kapsamaktaydı. Ayrıca üniversitelerin bazıları Paris Üniversitesi gibi katedral okullarından doğabiliyor, bir kısmı ise Bologna, Salerno gibi katedral yahut manastırla ilgisi olmayan kolej vesaire okullardan gelişebiliyordu. Üniversitelerin kendi mekanlarının bulunmayışı, hocalara ve öğrencilere hareket alanı ve özgürlük sağlamıştı. Papa'nın denetimi altında, çoğu ruhban sınıfından hocalar aracılığıyla yedi temel bilimin yanı sıra, hukuk, tıp ve ilahiyat alanlarında yüksek öğretim imkanı tanınmıştır. Diğer tüm lonca sistemlerinde olduğu gibi üniversitelerdeki öğrenciler de çırak olarak kabul edilmişlerdir üniversitelerdeki öğrenci yapısı uluslararası nitelikte olup, nereli olursa olsun 14 ile 40 yaşları arasında herkes kabul edilirdi. Teknik ve ekonomik zorunluluklar dolayısıyla derslerin sabahın en erken saatlerinden başlayıp teneffüslerle birlikte akşam en geç 5'e kadar devam ettiği tespit edilmiştir. Üniversitelerdeki öğretim materyalleri, öğretim materyalleriyle ilgili olarak ortaçağ üniversitelerinin tamamını kapsayacak şekilde yapılabilecek tek genelleme, Otorite olarak kabul edilen uzmanların kitaplarına dayalı eğitim yapılmış olmasıdır. Üniversitelerdeki öğretim yöntemi. Öğrencilerden hem okunan metni hem yorumu ezberlenmesi istenirdi. Skolastik bir öğretim metodu uygulanmıştır. Gözlem, araştırma, deney gibi bilgiye ulaşma yöntemleri Orta Çağ'da henüz bulunmamıştı. 5. ve 15. yüzyıllar arasında Hindistan'da eğitim Vedik dönemdeki bireysel ve istisnai eğitim anlayışından farklı olmak üzere M.Ö. 600 ms 600 yıllarını kapsayan Budist dönemde sistemli, örgütlü, kurumsal bir eğitim yapısı belirmiş ve, vihara, adı verilen manastırlar, en önemli eğitim ve kültür merkezleri olarak faaliyet göstermişlerdi. Budist eğitimin temel özelliği, yaklaşık 2500 yıl önce Buda olarak bilinen Prens Siddhartha Gotama ait öğretilerin tedrisiydi. Budistler, Buda'nın vaazlarının Pali Kanon adlı bir kitapta toplandığına ve 400 yıl kadar sözlü olarak nesilden nesile aktarıldığına inanırlar. Budist eğitimin temeli, Buda'nın bir aydınlanma sonucu bulduğu gerçekleri dogma halinde sunmak yerine, aydınlanma yöntemini öğretmek ve böylelikle metodu öğrenen kimselerin kendi çabalarıyla bu gerçekleri kendilerinin bulup kişisel tecrübeleriyle doğrulamalarına dayanmaktadır. Bu anlayışa göre bu dalık yolu herkese açıktır. Eğitimli sınıfın amacı tektir, nirvana'ya ulaşmak. Vedik eğitim anlayışında öğrencinin, bodhisattva, denilen döneme gelmesiyle birlikte zihinsel eğitim programı da uygulanmaya başlanırdı. Bu program, aşağıdaki metotlar çerçevesinde takip edilmiştir. Sözlü, verbal, eğitim, tartışma, akıl ve mantığın üstünlüğü, geziler, konferanslar, meditasyon, Eğitimliler Meclisi. Budist eğitim sisteminde öğrenciler, öğretmenlerin kişisel asistanlığı ve hizmeti dahil her türlü işten mesul tutulmuşlardı. Viharalardaki eğitimin amacı, Nirvana'ya ulaşmak olduğuna göre öğrencilere kurtuluşun yollarını öğretmek, müfredatın en önemli konusu haline gelmişti. Özellikle din kitaplarını incelemek, araştırmak, rahip olmak isteyenlerin eğitiminde esastı. Viharalardaki disiplin son derece sert olup öğretmenlerin kötü davranış veya itaatsizlik durumlarında öğrencilerin eğitimlerine son verme hakkı vardı. Budist eğitim anlayışının temel ilkelerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Eğitimin gelişmesi, yayılması, karakter eğitim, dini eğitim, yaşam için eğitim, budist dönemde halk eğitimi. Bu dönemde budist manastırlarında yani viharalarında yapılan din eğitimi eğitim sisteminin temelini oluşturduğundan halkın eğitimi konusunda herhangi bir politika geliştirilmemişti. Budist dönemde kız çocuklarının eğitimi. Bu dönemde kız çocukları için hiçbir sistemli ve kurumsal eğitim yoktur. Ancak Buda'nın öğrencilerinden Anant, üvey annesinin aracılığıyla bulduğu 500 kız öğrencinin, yoğun sınırlamalar ve kurallar altında dahi olsa ilk defa viharalarda eğitim görmesini sağlamıştı. Budist dönemde meslek eğitimi. Manastırlardaki tedrisat, öğrencilerin tüm işleri kendileri yapmalarından dolayı meslek eğitimini de kapsamaktaydı. Böylece öğrenciler, eğitimlerini tamamlamalarının ardından Hindistan'ın farklı yerlerinde yeni viharalar yapabilecek, eskilerini restore edebilecek niteliklere sahip kılınmak istenmişti. Budist eğitim sisteminde öğretmenin rolü. Budist öğretmenler, huzur ve barış içerisinde bir yaşam biçiminin yollarını öğreten aydınlanmış sınıf olarak kabul edilmişlerdi. Budist eğitim sisteminde öğrencilerin yeri, öğrenciler edilgen alıcılar olarak kabul edilmişlerdi. Öğrenci, hocası tarafından her an manastırdan kovulabileceğini bilir ve bu korkuyla söylenenleri kusursuz yerine getirmeye çalışırdı. Hindistan'da Türk İslam hakimiyeti döneminde eğitim İslamiyetin Arabistan ve Orta Asya üzerinden Hindistan'a sızması ve nüfuz etmeye başlamasıyla Müslümanlar, 11. Y. Yeah, yeah. Dan itibaren ilk ve orta öğretim okulları açmaya başlamışlardı. İslamiyetin hakim olduğu tüm topraklarda olduğu gibi Hindistan'da da vakıflar yoluyla kurulan okul ve kütüphanelerin çokluğu dikkati çekmekteydi. Mektep, adı verilen ilkokullarda Arapça ve Farsça okuma, yazma, ilmihal, aritmetik, medrese, olarak adlandırılan ortaokullarda ise ağırlıkla dil ve edebiyat eğitimi verilirdi. Sultanlar, hanım sultanlar ve toplumun ileri gelenleri tarafından kurulan medreselerin sayısı hiç de az değildi. Medrese eğitimi, öğrencileri nitelikli hukukçu ve devlet memuru olarak yetiştirmek üzere yapılandırılmıştı. Varlıklı Hindu ailelerin yardımlarıyla kıtanın muhtelif bölgelerinde inşa edilen evlerin verandalarında, Budist tapınaklarında ve nadiren müstakil binalarda Patshalas denilen ilkokullarda Hinduizm öğretilmeye devam etmişti. Patshalas'ta eğitim ücretsiz olup öğretmenler ailelerin verdikleri hediyelerle geçimlerini sağlamışlardı. Yüksek öğretimde ise Nalanda, Takshila Uyge'in Vikramşayıla da Hindu üniversiteleri açılmış, sanat, mimarlık, resim, mantık, gramer, felsefe, astronomi, edebiyat, Budizm, Hinduizm, ekonomi, siyaset bilimi, hukuk ve tıp alanlarında eğitim verilmişti. Orta Çağ'da Türklerin yaşadıkları coğrafyada eğitim öğretim faaliyetleri. Göktürklerde etkili bir yaygın eğitim sisteminin yanı sıra yüksek oranda okur yazarlığın olduğu söylenebilir. Tarihte Türk adının geçtiği runik alfabe ile yazılmış, en eski Türkçe metin olarak bilinen Orhun abideleri, 732'de dikilen Kültegin, 735'te dikilen Bilge Kağan ve 720 ila 725 yıllarında dikilen ton hukuk yazıtlarından oluşmaktadır. Göktürklerdeki yaygın eğitim, Hunlardakine benzer şekilde töre içerisinde ve töre kanalıyla verilmiştir. 745 yılında 2. Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra Türk Birliği'nin başına Uygur Devletleri geçmiştir. Uygurlar, Maniheizm, Budizm, Hristiyanlık ile tanışmış, yerleşik hayat ve din değişikliği nedeniyle İslamiyet öncesi Türk eğitim tarihinde ayrıcalıklı bir konum elde etmişlerdir. Mezoamerikan Uygarlıklarında Eğitim Sömürgecilikten önceki dönemde Nahua, Mayan Kuihe, Çivça ve Incasika, Amerika'nın ileri düzeyde bir siyasi örgütlenmenin, Yoğun tarımsal faaliyetlerin, gelişmiş bir sanat ve kültürün izlerinin yer aldığı bölgeleridir. Mezoamerika’nın eski mayaları, bütün Amerikan uygarlıklarının en gösterişlisi ve en uzun ömürlüsüydü. Mayaların geliştirdiği takvim, bir yılı 365 güne ayırarak Avrupa'daki Jülyen takvimine göre daha doğru hesaplar vermiştir. Maya sayı sistemi. Mayalar Ay'ın, Güneş'in ve Venüs gezegeninin hareketlerini takip ederek astronomi, geometri ve matematik alanlarında ileri düzeyde bilgi sahibiydiler. İnka medeniyetinde de, 1438 ila 1533, astronominin yanı sıra, Mayalar tarafından geliştirilen hierografi yazı sisteminin ilerletildiği ve şehirleri birbirine bağlayan geniş yollarla nafya mühendisliğinde muazzam başarılara imza attıkları bilinmektedir. İnkaların, Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında 12. 000 mil uzunluğunda yol inşa ettikleri tespit edilmiştir. Mezo Amerikan medeniyetlerinde dine önem verilmiştir. Günümüzde bu uygarlıklara ait çok sayıda belge ve bulgu bulunmamasına rağmen anıt mimarilerin, büyük binaların, dini törenleri yaptıkları piramit tapınakların, kamu binalarının, büyük heykellerin, sütun yazılarının, seramik yapılarının, çömleklerin ve iskelet kalıntılarının bir kısmı muhafaza edilebilmiştir. Eğitim Tarihi Dersi 3. Ünite Özeti Orta Çağ İslam ve Türk Devlet ve Toplumlarında Eğitim Giriş İslam dininde eğitim ve öğretimin amacı, dünya ve ahirette mutlu olacak, inançlı, erdemli, verimli insan yetiştirmektir. Bu ilke, zaman ve coğrafi bölgelerle sınırlı değildir. İlk inen Kur'an-ı Kerim ayeti okumayı, öğrenmeyi emrettiği gibi Hz. Peygamber'in uygulamaları da hep bu yönde olmuştur. Bu durumdan etkilenen Müslümanlar daha İslam'ın ilk yıllarından itibaren eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. İmanın doğru olması, dinin yaşanması, ibadetlerin uygulanması için bilgiye ihtiyaç vardı. Bilmeyenin dini doğru yaşaması imkanı yoktu. Ayrıca namaz, oruç, zekat ve haç ibadetlerini yapabilmek için Müslümanlar, astronomi, coğrafya, takvim ve sağlık gibi konularda bilgi edinmek zorundaydı. Eğitim Kurumları, H.Z. Peygamberin Mescidi, İslam dünyasındaki eğitim kurumlarının başlangıcını oluşturdu. Mescid ve camiler, daha sonraları da örgün veya yaygın eğitim kurumları olarak bu işlevlerini devam ettirdiler. Bunun yanında çocuklar için küt adıyla mektepler, büyükler için medrese, tekke, zaviye ve henge adıyla eğitim kurumları oluşturuldu. Bu kurumlar, Arap Yarımadası'ndan başlayarak, Şam, Filistin, Irak, Mısır, Endülüs, İspanya, İran, Orta Asya, Anadolu ve Hind Yarımadası'na kadar uzandı. Bu kurumlarda insanlar din ve fen ilimlerini birlikte öğrendiler. Birçok keşif ve buluşlarda öncü rolü oynadılar. H.Z. Peygamber devrinde, okuma yazma veya Kur'an ı kerim öğretilen okullara küt tabadı verildi. Buralarda çocuklara ilk dini bilgilerle Kur'an ı kerim eğitimi verilmekteydi. Bu okullarda hür, köle veya azatlı çocukları birlikte öğrenim görürlerdi. Daha sonra küt tablar, özel mekanların yanında, camilere bitişik yerlerde de faaliyet göstermeye başladı. Mektep kelimesi, 19. Yüzyıldan itibaren geniş anlamda ve bugünkü okul karşılığında hemen hemen bütün eğitim kurumlarının başına getirilerek kullanıldı. Küçükler için olanlarına ise Sıbyan Mektebi adı verildi. Mekteplerin hepsi ilk dönemlerden itibaren özel bir binaya sahip değildi. Genellikle hocalar mahallenin mescidinde bir ders halkası kurarlardı. Mektebe giden çocuklar yanlarında yazı yazacakları bir levha götürürler ve bunu temizlemek için su dolu bir kaba daldırdıkları bir bezle silerlerdi. Bu suyu silinen yazılara hürmeten deniz, kuyu veya bir akarsuya ya da çiğnenmeyecek şekilde temiz bir çukura dökerlerdi. Ders müfredatında genellikle okuma yazma, gramer, Kur'an-ı Kerim hadis, şiir ve matematik yer alırdı. Yazı alıştırmalarında günümüz okullarındaki fişleri andıracak şekilde bazı şiirlerle güzel sözler bu maksatla kullanılırdı. Müslümanların ibadetlerini yaptıkları yerlere secde edilen yer anlamında mescit, toplanılan yer manasında cami denilir. Bugünkü Türkçemizde küçüklerine mescit, büyüklerine cami denilmesi adet olmuşur. Allahü Teala'ya ibadet etmek, İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğretmek ve bunlara uyulmasını sağlamak için cami ve mescidler yapılmıştır. Yerine göre bir şehirde yüzlerce mescid bulunurdu. Büyük mescidlerde birçok alim ders verirdi. Bunların derslerine arzu eden herkes devam ederdi. Cami ve sair yerlerde din ve alet ilimlerinin yanında fen bilgileri de öğretilirdi. Türkler neslin devamını sağlayan çocuğa çok önem verdikleri gibi onun terbiyesi ve yetişmesi hususunda da hassasiyet gösterirlerdi. Devletin devamının teminatı kabul ettikleri şehzadelere daha çok ehemmiyet verirlerdi. Bu düşünceler içinde olan Selçuklu hükümdarları oğullarına dini, milli, manevi ilimlerin yanında İdari, mali, askeri ve siyasi işleri öğretmek için Ümeradan birine Atabeg, Atabey ünvanıyla hoca tayin ederler ve istikbalin hükümdarlarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışırlardı. Atabeyler büyük işler başarmış, mühim vazifelerde bulunmuş şahıslar arasından seçilirdi. Küçük şehzadelere vasi ve mürebbi olan ve doğrudan büyük sultana yani Selçuklu Devleti'ne bağlı bulunan bu atabeyler, başında bulundukları idari sahada yarı müstakil bir hükümdar naibi durumundaydılar. İdari, mali ve askeri bütün selahiyetleri ellerinde bulunduran atabeyler, şehzadenin sultan olma durumunda da onun veziri, kumandan ve müşaviri olurlardı. Şehzadelerin idari uygulamada yüksek rütbeli bir görevli nezaretinde eğitimi Osmanlılarda da devam etmiş, bu kimseye, Lala, adı verilmiştir. Beytül Hikme, Bağdat şehrinde kurulan kütüphane ve çeviri birimlerinden oluşan bir bilim merkezidir. Çeviriler ve bunlara yapılan katkılar sebebiyle bu dönemde Arapça felsefe alanında da bilim dili haline gelmiştir. Medrese ve zaviyelerin Türkistan ve Horasan'da İslamiyetin Türkler arasında yayılmasında önemli hizmetleri olmuştur. Endülüs Emevi halifelerinden iki Hakem Kurtuba'da ücretsiz eğitim verilen 27 mektep tesis etti. Özellikle Avrupa'da ilk tıp okulunun da kurucusu olan 3 Abdurrahman 891 ila 961 tarafından yaptırılan Kurtuba medresesi o dönemin öğretim kurumları arasında seçkin bir yere sahipti. Abbasilerin ilk dönemlerinde Bağdat Camii ve mescidleri en önemli eğitim kurumlarıydı. İslamiyet'in kabulü ile başlayan yeni eğitim anlayışı, yeni fethedilen bölgelere orduyla gelen gayretli bilim adamlarının buralarda yerleşip kalmaları, Türklerin İslamiyeti öğrenme azmi, Arapça ve Farsça eserlerin Türkçeye çevrilip okunmasını sağladı. Yerleşik hayata geçiş ve örgün eğitim kurumlarının yaygınlaşması, eğitimle hedeflenen insan tipinin değişmesi gibi sebepler Karahanlılar döneminde yoğun bir eğitim faaliyetine sebep oldu fethedilen beldelerde yapılan cami ve mescidler, eğitim mekanı olarak başlıca rol oynadı. Daha sonra Orta Asya'da hakimiyeti ele geçiren Timurlular döneminde Semerkant, Taşkent ve Buhara imar edilmiş, cami ve medreselerle donatılmıştır. Batı Türkistanından Doğu Türkistanına kadar birçok şehirde cami ve medreseler yapılmıştır. Türk eğitim tarihinde medrese deyince akla nizamiye medreseleri gelir. Nizamiye medreselerine adını veren Nizamülmük, Sultan Alparslan ve sonra oğlu Melikşah döneminde vezirlik yapmış, eğitimin sistemli olarak medreselerde yapılmasını sağlayarak eğitim tarihi açısından önemli bir gelişmeye imza atmıştır. Nizamiye medreseleri, okul mimarisinde, ders geçme, burs, kredi ve yatılılık sisteminde daimi statüde öğretim üyesi yetiştirme ve bunlar arasında hiyerarşi oluşturmada ve mezun öğrencilere icazetname verme usulüyle bugünkü çağdaş eğitim sisteminin ilk örneğini oluşturması bakımından önemlidir. Bu medreselerde din ilimlerinin yanında matematik, astronomi, tıp ve hikmet de okutuluyordu. Nizamiye medreselerinin benzerleri Anadolu Selçukluları ile beylikler döneminde Anadolu şehirlerinde de kuruldu. Bu medreselerin en eskisi Konya'da iki. Kılıçarslan zamanında, 1156 ila 1192, yaptırılan Altunaba medresesidir. Anadolu Selçukluları bir şehri fethettiklerinde ilk iş olarak orada cami, medrese, zaviye inşa ederek tüccarları, din adamlarını ve Türk nüfusu buralara yerleştirdiler. Medreselerde dersler genellikle sabah namazından hemen sonra başlardı. Hoca anlatır, öğrenci de yazar, bunları daha sonra ezberlerdi. Eğitim sisteminde soru cevap yöntemi uygulanırdı. Hind Yarımadası'nın özellikle kuzeybatı bölümleri daha Gazneli Mahmud zamanında fethedilmiş ve İslamlaşmaya başlamıştı. Hindistan taraflarında eğitim kurumlarına medresenin yanı sıra camia, Darulul dersgah, dar, mektep, kalıç gibi adlar da verilmiştir. Mektep ve medreseler, varlıklarını sultanların, nüfuzlu devlet adamlarının ve zenginlerin himayesinde kurulan vakıfların gelirleriyle sürdürmüştür. Nizamiye medreselerinin yönetimi Nizamülmülk ve çocuklarının elindeydi. Medreseye kitaplar, arazi ve dükkanlar vakfedilmişti. Büyük medreselerde dini ilimlerin yanı sıra tıp, riyaziye ve heyet gibi ilimler de okutulmaktaydı. İslam ahlakının, Tasavvuf ilminin öğretildiği ve tatbik edildiği, dini eğitim ve öğretimin yapıldığı yerlere tekke adı verilir. Tekkelere zaviye, dergah, hankah ve asitane de denilirdi. Tekkeler, Müslümanlar tarafından tevhid inancını Allahü Teala'nın birliğine inanmayı, bütün insanlığa yaymak ve gönüllere yerleştirmek için vakıf esaslarına uyularak kurulmuş sosyal vasışı dini eğitim ve öğretim kurumları olarak tarihte yer almıştır. Medreselerde, İslamiyet'in iman bilgilerini, emir ve yasaklarını öğreten derslerden kelam, fıkıh, hadis, tefsir vesaire gibi dini ilimlerle birlikte fen bilgilerinden matematik, geometri, tıp, astronomi gibi ilimler okutulurken, aynı devirde tekkelerde de her Müslümana lazım olan ahlak bilgileri okutulur ve yaşatılırdı. Tekkeler, genellikle şehir, kasaba ve köylere kurulmakla beraber bazen, sosyal hizmetleri görmek için, büyük kervanların geçtiği ıssız yollarda, kırlık alanlarda, bazen de, cihat etmek ve düşmanı gözetlemek için hudut boylarında kurulurdu. İslamiyet, Müslümanlardan fen ilimleriyle uğraşılmasını, mahlukları, hadiseleri görüp, inceleyip anlamayı ve deneyip benzerinin yapılmasını istemektedir. Müslümanlara beşikten mezara kadar ilim öğrenmelerini emreden İslamiyet'in ilk yıllarında ilimlerin tasnifi yolunda herhangi bir çalışmaya ihtiyaç duyulmamıştır. İlk asırlarda yaşayan Müslümanların ilimleri, İslam alimlerinin eserlerinde ve Müslümanların günlük hayatlarında kendiliğinden oluşmuştu. Eski Yunan felsefecilerinin eserlerinin tercüme edilmesinden sonra bu kitaplardaki İslamiyete uymayan yorumlara cevaplar verilirken İslam bilgileri de bu arada tasnif edilerek kitaplara geçirildi. Batı'daki bilim sınıflandırması her asırda az veya çok değişikliğe uğramışken İslam alimlerinin yaptığı tasnif asırlar boyunca geçerliliğini korudu. İnsanlığın bugün sahip olduğu ilim ve teknikte Müslüman alimlerin büyük payı vardır. İslam dünyasında üç çeşit alim yetişmiştir. Yalnız fen bilgilerinde uzmanlaşanlara, fen alimi, yalnız din bilgilerinde mütehassıs olanlara da, din alimi, denilmiştir. Din bilgilerinde üstad ve zamanındaki fen bilgilerinde mütehassıs olanlara ise, İslam alimi denilmiştir. Darü şifalar ve tıp eğitimi. İslam dünyasında, Allahü Teala şifasını vermediği hastalık yaratmamıştır, inancı vardı. Bu yüzden hastaların tedavi ettirilmesi esastı. Zamanla hastaneler açılmaya başlandı. Bunlara Bimarhan, Darüşşifa, Şifa, Şifahane veya Maristan gibi isimler verildi. Orta çağda Müslümanların yaşadığı ülkelerde 34 hastane bulunuyordu. Bu hastaneler genellikle iyi teşkilatlanmıştı. Mesela 1285'te Kahire'de kurulan bir darü şifada ateşli hastalar, yaralılar, göz hastaları ve kadınlar için ayrı ayrı kısımlar vardı. Ebu Bekir Razi, 865 925, Farabi, 870 950 ve i̇bn Sina, 980-1037, müzikle tedavinin, Özellikle musikinin pisişik hastalıkların tedavisindeki etkinliğinin bilimsel temellerini kuranlardandır. Anadolu'da Selçuklu Türklerinin kurdukları Darüşşifa adı verilen hastaneler yalnız hasta bakım yeri değil, aynı zamanda hekim yetiştirmek üzere eğitim veren tıp medreseleriydi. Bu yüzden Selçuklu Darüşşifaları medrese tarzında yapılırdı. Eğitim tarihinde iz bırakanlar: İslam ve Türk dünyasında Farabi, İbn Sina, Biruni, Kaşgarlı Mahmut Yusuf Has Hacip, Nizamül Mülk, Ahmet Yesevi, Aşık Paşa, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Nasreddin Hoca gibi ilim sahipleri yetişmiştir. Farabi, matematik, astronomi, müzik, fizik, biyoloji, tıp, mantık, siyaset alanlarında çeşitli eserler vermiştir. İbn Sina, Özellikle tıp alanında büyük yenilikler ve keşifler yapmış olup Kanun adlı kitabı yüzyıllarca tıp alanında kaynak kitap olarak okutulmuştur. Biruni astronomi alanına eğilmiş ve bir rasathane kurmuş olup yanı sıra tıp, fizik, matematik, tarih gibi pek çok alanda çok sayıda ilmi eserler üretmiştir. Kaşgarlı Mahmut Türkçeyi Araplara öğretmek amacını taşıyan Divan-ı Lügati't Türk adlı eseriyle ilk Türkçe sözlük ve dil bilgisi kitabını yazmıştır. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig adlı eseriyle ahlak, hukuk ve devlet yönetimiyle ilgili konularda önemli fikirler ileri sürmüştür. Vezirlik ve devlet adamlığı yapmış olan Nizamülmük, Siyasetname adlı eseriyle Türk devlet adamlarının yetişmesinde etkili olmuştur. Ahmet Yesevi, Hikmet adı verilen öğretici şiirleriyle birçok derviş yetiştirmiş, Türk nüfusunun artması ve İslamiyetin yayılmasında etkin rol oynamıştır. Türkçenin gelişiminde öncülük yapan Aşık Paşa, eserlerinde yurt sevgisi, dostluk, kardeşlik gibi konulara tasavvufi bir dille değinmiştir. Bir tasavvuf şairi ve düşünürü olan Yunus Emre, eserleriyle Türkçenin zenginleşmesine ve değerlerin nesilden nesile Türkçe olarak aktarımına katkı sağlamıştır. Mevlevilik tarikatının kurucu olan Mevlana Celaleddin Rumi, eserlerinde hoşgörü, insan sevgisi, ahlak değerleri konu almıştır. Anadolu'nun Türkleşip İslamlaşmasına öncülük etmiş olan diğer bir düşünür olan Hacı Bektaş Veli, daha çok tasavvuf, sevgi, hoşgörü, sırdaşlık gibi konulara yoğunlaşmıştır. Nasreddin Hoca ise fıkralarıyla kıvrak zeka örnekleri sunmuş, özellikle eleştirel bakış ve ders verme yeteneğini sergilemiştir. Eğitim Tarihi Dersi 4. Ünite Özeti Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim, 1300 ila 1774 Osmanlı klasik döneminde eğitim kurumları, Türk eğitim tarihiyle ilgili yapılan araştırmalar dönemlendirmelerini, genellikle devletlerin hayatlarına paralel olarak yapmışlardır. Osmanlı eğitim tarihinin, klasik dönemi, denildiğinde, devletin imparatorluk haline gelmesinden ilk modernleşme çalışmalarının başladığı döneme kadar olan zaman aralığı kastedilir. Bir toplumda düzenli, planlı, zamanı ve mekanı belli, hedef kitlesi ve amacı belirgin, idari kontrol altında yapılan resmi eğitime, örgün eğitim, denir. Bunun dışında kalan, kesin bir plan ve programdan mahrum, zamanı ve mekanı çok kesin olmayan, hedef kitlesi ve amacı dağınık olan, hayat boyu devam eden eğitime de, yaygın eğitim, denir. Osmanlı Devleti'nin örgün eğitim kurumları, başta medreseler olmak üzere, Sıbyan, Mahalle Mektepleri, Enderun Mektebi ve farklı seviyelerdeki askeri okullardır. Cami'ler, mescitler, ribat, tekke, zaviye, kervansaray, ahi teşkilatları, loncalar, kütüphaneler, sahaflar ve kitapçı dükkanları, alim ve devlet adamlarının ev, konak ve sarayları ile kahvehaneler başta gelen yaygın eğitim ya da halk eğitimi mekanlarıdır. Klasik dönem Osmanlı hayatında yaygın eğitim. Cami ve mescitlerde eğitim ve öğretim. İlk cami olan Kuba Mescidi Peygamber Efendimiz zamanında inşa edilmiştir. Burada sadece ilim öğrenmekle meşgul olan ve adına eşhab-ı saf denilen bir grup meydana gelmiştir. Medreseler ortaya çıkıncaya kadar ilim öğrenme ve öğretmenin en belirgin yeri cami ve mescitler olmuştur. Osmanlı klasik döneminde meydana gelen külliyelerinde de en büyük unsurlarından biri camiler olmuştur. Dolayısıyla medreseler ve diğer eğitim merkezleri büyük ölçüde cami çevresinde bulunmaktadır. Süleymaniye, Ayasofya, Fatih, Selimiye medreseleri bunun en güzel örneğidir. Tekke, zaviye, ribat, kervansaray ve loncalarda eğitim. Tasavvuf hayatı yaşayan grupların şehirdeki mekanlarına daha çok tekke, köy ve kasabalardakine ise zaviye ya da dergah denilmiştir. Tekkelerde de tıpkı medresede olduğu gibi İslami ilimler okutulur ve uygulanırdı. Burada asıl önemli olan kalplerin eğitilmesidir. Tekke ve dergahta gönüllere hitap eden bir eğitim sistemi söz konusudur. Tekke'nin bağlı bulunduğu bir şeyh vardır. Şeyh burada tam otoritedir. Her şey ondan sorulur ve ona tam bir itaat söz konusudur. Tekke ve zaviyeler birçok yönüyle medreseye benzer. Bu eğitim sisteminde kel ilmi değil, hal ilmi yani yazı ve konuşma değil, davranış ve sezgiler ön plandadır. Aşk ve VECD içinde bir eğitim tekke'nin özüdür. Bir şeyleri konuşmak değil, uygulamak esastır. Tasavvuf tarihçisi Mustafa Karaya göre tekke eğitiminin temel özellikleri şunlardır: Tekke eğitimi zorunlu değildir, belli bir yaş sınırı yoktur. Her tekke için mutlaka bir mürşit gereklidir. İnsanlar için mürşidi aramak, bulmak gereklidir. Burada birebir eğitim verilir mürşidler arasında mürid alışverişi vardır. Teslimiyetçi bir eğitim olup süresi belli değildir, yatılı ve gündüzlü seçenekleri vardır. Maaşlarını genellikle vakıflar karşılar, özel bir mekan gereklidir. Tekke ve dergahlarda temel İslami ilimlerin yanında Türkçe, Farsça ve Arapça öğretilir, bazı klasik metinler ve eserler topluca okunur. Günlük ya da haftalık dualar okunur, zikirler yapılır. Güzel sanat eğitimi de verilir, eğitimi bitiren herkes mürid olamaz, birden çok tarikattan el alınabilir. Tekke eğitimi hayat boyu devam eder. Kendine özgü bir mimarisi olan tekke ve zaviyede genellikle mescit, dershane, semahane, türbe, çilehane, derviş odaları, selamlık, şeyh odası, harem, mutfak, kiler ve kahve ocağı gibi bölümler yer alır. Ribat, birçok unsuru bir arada toplayan kenarları duvarlarla çevrili tekke, han, kervansaray benzeri yapılardır. Kervansaray ve han, yolcuların rahat etmeleri için inşa edilen yerlerdir. Kütüphaneler, sahaflar ve kitapçı dükkanlarında eğitim. Osmanlı klasik döneminin büyük şehirlerinde çok sayıda kütüphane yapılmıştır. Hafız Hay Kütüp adındaki kütüphane görevlilerinin ilimle ilgilenen ve eğitimle ülfeti olan kişilerden seçilmesine özen gösterilmiştir. Evliya Çelebi'ye göre İstanbul Kapalı Çarşı'da bulunan Sahaflar Çarşısı'nda 50'nin üzerinde dükkan vardı ve burada 300 kişi çalışmaktaydı. Sahaflarında bir yöneticisi, Ket vardı ve seçimle gelirdi. Her türlü disiplin ve asayişi o sağlar, meslektaşlarını diğer kurumlara karşı temsil eder, usulsüz davrananlara yaptırım uygulardı. Alim, edip ve devlet adamlarının evleri, konakları ve eğitim meclisleri. Osmanlı döneminde bazı alimlerin evleri aynı zamanda okuldur. Özellikle Sıbyan Mektebi, hocanın evi ya da evine en yakın yer olarak düzenlenirdi. Ayrıca fiili hizmet edemeyen, yaşlanan hocalar da yine evlerini okul olarak kullanırlardı. Osmanlı sarayında çocuk şehzadeleri yetiştirmek için şehzadegen mektebi vardı. Buradan aynı zamanda üst düzey devlet memurları da yetişirdi. Sarayda padişahın da katıldığı büyük alimlerin konuşma ve müzakereleriyle gerçekleşen, huzur dersleri, de klasik dönem Osmanlı eğitiminin önemli ve özgün uygulamalarından biridir kahvehaneler, kıraathane sadece kahvenin içildiği bir ticari işletme olmayıp aynı zamanda kamuoyunun oluştuğu, siyasi meselelerin tartışıldığı, fikir alışverişlerinin yapıldığı ve kitapların okunduğu bir eğitim merkezi olarak gelişme göstermiştir. Osmanlı klasik döneminde örgün eğitim kurumları. Osmanlı devletinin klasik döneminde farklı düzeylerde örgün eğitim kurumları vardır. Bunlar, sıbyan, mahalle mektepleri, medreseler, Enderun Mektebi ve özel ihtisas kurumları olan Darül Hadisler, Darül Darül Mesneviler, Darül Köralar, Şehzadegan Mektebi, Babı Hali Mektebi, Babı Defterdari ve askeri okullardan oluşmaktadır. Mahalle, Sıbyan Mektepleri Osmanlı eğitim sisteminin ilk kademesi olan Sıbyan Mektepleri, Mahalle Mektebi, Darül Talim, Mektep, Mektefane, Muallimhan, Darül İlm, Beytü, Tutalim, Küttab gibi isimlerle anılmıştır. İslam'ın ilk dönemlerinde gelişmeye başlayan Sıbyan Mektepleri, Selçuklu dönemi uygulamalarından sonra Osmanlı'da uygulanmaya devam etmiştir. Bilinen ilk Osmanlı Sıbyan Mektebi Sağın-ı Sem'in ve Tetimme Medreseleri ile birlikte Fatih Sultan Mehmet zamanında yaptırılmıştır. Sıbyan Mekteplerinin mimarisi insanların gündelik oturduğu eve çok benzemektedir. Çocukların ilk eğitim mekanında yabancılık çekmemesi için özellikle tasarlanan bu yapılar çocuk psikolojisi ve pedagojisi açısından hayli önemlidir. Sıbyan Mektebi, hemen her mahallede bulunan, varlıklı kişiler tarafından yaptırılan, isteğe bağlı olarak 5 ila 7 yaşından 10 ila 12 yaşlarına kadar kız ve erkek çocukların birlikte gittiği, temel dini bilgilerin, ilmihal, Kur'an, öğretildiği eğitim mekanlarıdır. Sıbyan Mektebi'nde görev yapacak olan hocaların yetişmesi için Fatih Sultan Mehmet zamanında bir düzenlemenin gerçekleştiği ve onlara özgü bir programın yapıldığını Muallim Cevdet haber vermektedir. Fatih, Sıbyan Mekteplerinde, adab-ı muhasebe ve usulü tedris, bugünkü anlamda, tartışma metodu ve özel öğretim yöntemleri dersinin okutulmasını istemiştir. Sıbyan Mektebi'nde görev yapacak olan hocaların yetişmesi için Fatih Sultan Mehmet zamanında bir düzenlemenin gerçekleştiği ve onlara özgü bir programın yapıldığını muallim Cevdet haber vermektedir. Fatih, Sıbyan Mekteplerinde, adab-ı muhasebe ve usulü tedris, bugünkü anlamda, tartışma metodu ve özel öğretim yöntemleri dersinin okutulmasını istemiştir. Sıbyan Mekteplerinde tam anlamıyla geleneksel bir eğitim-öğretim yöntemi uygulanır. Disiplinin esas olduğu mektepte aşırı fiziksel cezalar söz konusu değildir. Ezber temel öğrenme yöntemidir. Çocukların mektebe getirildikleri ilk gün oldukça önemli görülür. Özellikle varlıklı aileler amin alayı adı verilen gösterişli törenler yaparlardı. Bu tören sünnet merasimlerini andıran son derece özgün ve gösterişli bir eğitim ritüelidir. Medreseler Başta İslam'ın sonra da Osmanlı eğitiminin en önemli kurumu kuşkusuz medreselerdir. Medrese, ders okutulan yer anlamındadır. Burada ders okutana müderris denilir. Medrese bin, li yıllarda Gazneliler zamanında ortaya çıkmıştır. Ama bu tarihten önce de medreseye benzer kurumlar vardı. Peygamber Efendimiz zamanındaki Eshab-ı Saf, Abbasi'ler dönemindeki Beytül Hikme ve Beytül İlm gibi sırf ilimle uğraşan topluluklar ve merkezler vardı. Daha sonra özellikle Nizamülmülk devrinde medreseler hayli gelişti ve Nizamiye medreseleri adıyla devlet kurumları haline dönüştü. Selçuklular ve Anadolu beylikleri döneminde medreseler gerek okutulan ilimler, gerek teşkilat ve personel yapısı bakımından hayli gelişti. Bunlar arasında bugün Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve aslında bir ihtisas medresesi, Darüşşifa olan Divriği Ulu Cami gibi yapılar vardır. Medrese denildiğinde mutlaka iyi bilinmesi gereken kurumlardan biri vakıflardır. Kökeni İslam'ın ilk dönemlerine kadar gider. Devletle halk arasında bir ara kurum işlevi görür ve bir anlamda devletin yapması gereken işleri yapar. Medreselerin amacı ve okutulan temel ilimler. İslami ilim ve eğitim kurumu olan medresenin temel amacı, İslam'ın temel inanç ve amel hükümlerinin öğretilmesi, zamanın ve bölgenin şartlarına göre geliştirilmesi ve günlük hayata uygulanabilmesi, uyarlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. Bunun için genel medreselerde okutulan ilimler İslami ilimlerdir. İslami ilimler iki kategoride ele alınabilir. İslam'ın temeli olan kitap, Kur'an-ı Kerim ve hadis, sünnet, iyi anlayabilmek için gerekli olarak, araç dersler, alet ilimler. İslam itikat, inanç ve amellerinin özü olan temel ilimler, bunlara ruhani ya da Kur'an ilimleri de denilebilir. Bunların başında usulü fıkıh, hadis, tefsir ve kelam gelir. Özellikle Fatih devrinden sonra ortaya çıkmış olan mesleki, ihtisas, medreselerde ağırlıklı biçimde fen bilimleri okutulmuştur. Örneğin darüşşifalarda sadece tıp eğitimi ve uygulamasına yer verilmiştir. Muvakki tanelerde ve rasa tanelerde matematik, fizik ve astronomi eğitimi yapılmıştır. Kuruluşlarından Fatih dönemine kadar Osmanlı medreseleri. İlk Osmanlı Medresesi 1331'de İznik'te eskiden manastır olan bir binanın müderris Kayserili Davut'a verilmesiyle açılmıştır. Osmanlı Sultanları fethettikleri yerlerde medreseler kurmaya önem vermişlerdir. Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı medreseleri sayı ve çeşitlilik olarak çok arttı. Sultan Beyazıt, kendi adına en çok medrese yaptıran padişahlardan biridir. İlk Darüşşifa ve ilk Darülköre bu dönemde inşa edildi. Fatih dönemi ve San Isem'in medreseleri. Osmanlı eğitim ve medrese tarihinde en köklü değişimler Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamıştır. Fatih, büyük bir imparatorluk kurmasına karşın, kendi ülkesinde öteki memleketlerle karşılaştırılabilecek büyük alimin az olmasını doğru bulmamış ve buna çareler üretmiştir övünebileceği yerli büyük alim Molla Husrev ile Hocazade Mustafa vardı. İstanbul'un fethinden hemen sonra, sekiz büyük kiliseyi sekiz ünlü alim için medreseye çevirtmiştir. 1460 ile 1470 arasında Fatih Camii'ni yaptırdığında çevresinde San Isem'in ya da Semaniye medreseleri adı verilen sekiz meşhur medreseyi kurmuş ve her birine meşhur alimleri yerleştirmiştir. Bu medreselerin hemen yanında onlara talebe yetiştirecek daha alt düzeyde 8 medrese daha inşa edilmiştir ki bunlara da tetimme medreseleri denir. Bu dönemde medreseler 7 mertebeye ayrılmıştır. Bu ayrışma medresedeki hocaların ve talebelerin aldıkları maaşa göre yapılmıştır. Haşi-i Tecrid 20'li medreseleri. Miftah 30'lu medreseleri. Telvi 40'lı medreseleri. Haric medreseleri. Dahil medreseleri San, Iseman medreseleri. Altmışlı medreseler. Altmış üstü medreseler. Kanuni dönemi ve sonrasında Osmanlı medreseleri. Kanuni Sultan Süleyman 1550 ila 1560 arasında yaptırdığı medreselerde önemli yeniliklere gitmiş ve yeni bölümler ekletmiştir. Ancak bu yeni bölümler fazla değildir. Kanuni döneminde Osmanlı medreselerinin en üst düzeyini teşkil eden Darüşşifa, Darüttıp ve Darülhadis gibi ilk ihtisas, uzmanlık medreseleri kurulmuştur. Müderraiz yardımcı olan öğretim elemanına danışment denirdi. Osmanlı klasik döneminde genel medreseler, öğrettikleri ilim bakımından iki ana kategoriye ayrılmıştır, harik medreseleri ve dahil medreseleri. Harik medreseleri, burada ders veren müderrislere 20 ya da 30 akçe gündelik verildiği için bunlara, 20'li ve 30'lu medreseler de denir. Dahil medreseleri, kendi içinde, alt kategorilere ayrılan bu medreselerde temel İslami ilimler ileri düzeyde okutulurdu. Giriş düzeyinde hidaye, orta düzeyde zemahşerinin telvinden usulü fıkı, ileri düzeyde de yine zemahşerinin keşraf adlı eserinden Kur'an tefsiri okunurdu. Dahil medreselerinin üstünde ise Fatih'in kurduğu Tetimme ya da San-ı medreseleri yer alıyordu. En itibarlı atamalar kadılıklardı. Artık bu aşamadan sonra, İstanbul Kadısı, Defterdar, Kazasker ya da Ulemanın en üst rütbesi Şeyhülislam olunabilirdi. Şeyhülislam, ulemanın ve ilimle uğraşan herkesin başıydı. Padişah iradesiyle atanırdı. Devlet hiyerarşisinde önemi çok büyüktü ve veziri azamla eşitti. Medreselerde eğitim öğretim yöntemi, ilim ve sosyal hayat. Medresede öncelikle İslami ilimlerin dili olan Arapça bütün incelikleriyle öğretilirdi. Dil öğretimi Türkçe yapılırdı. Dolayısıyla medresede öğretim dili bölgelere göre değişmekle birlikte Anadolu ve Balkanlarda Türkçe idi. Medresede sınıf geçme değil, kitap bitirme esastı. Sonunda müderris tarafından kitaptan sözlü ya da yazılı sınav yapılırdı. Başarılı olanlar bir üst kitaba geçer, diğerleri ise kitabı yeniden okurlardı. Medrese talebelerinin öğrenme yöntemlerinden biri de konuyu daha iyi öğrenenlerin daha az bilenlere hocalık yapmasıydı. Buna modern eğitimde tutoring ya da monitör yöntemi denilmektedir. Osmanlı alimleri arasında Gazali'nin düşünceleri etkili olmuştur. Fahrettin Razi de çok etkisi altında kalınan bir alimdir. Osmanlı medreseleri Sünni İslam'ın özgür fikirli geleneklerini izlemiştir. Mantık, matematik ya da astronomi gibi ilimleri dine aykırı bulanlar az da olsa her zaman bulunmuştur. Osmanlı İhtisas Medreseleri, Darül Hadisler, Kanuni Sultan Süleyman döneminde genel medreselerin üstünde ihtisas medreseleri açılmıştır. Bunlardan biri Darül Hadis'tir. Medreselerde hadis ilmi zaten okutuluyordu. Ancak hadisler üzerine daha derinlemesine yöntem, bilgi ve yorum odaklı eğitim bu medresede veriliyordu. Bu medreseler üst düzey medreselerden biridir. Darü't-Tıplar, Darü'ş-Şifalar Osmanlı klasik döneminde üst düzey medreselerden biri de sağlık bilimleriyle ilgilenen darüt tıplardır. Burada hem sağlıkla ilgili bilimler okutulur hem de halka darüş şifada yani hastanede hizmet verilirdi. Darüt tıplar sadece genel cerrahi tıp ilminin öğretildiği yerler olmayıp, aynı zamanda akıl ve ruh hastalarına yönelik bölümler de vardı. Darül Mesneviler, Mevlana ve onun tasavvuf anlayışı Müslümanlar arasında hayli taraftar toplamıştır. Mevlana'nın temel eseri Mesnevi'yi farklı biçimlerde okumak ve yorumlamak için onun yolundan gidenlerin bir araya gelip eğitim aldıkları yerlere Darül Mesnevi denmiştir. Burada aynı zamanda Mevlevi semahları da yapılmaktadır. Darül Köralır, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemek Müslümanlar için farz-ı kifayi olduğundan her devirde hafız yetiştirmeye önem verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in çok farklı okuma teknikleri ve usulleri vardır. Bu usullerin öğrenildiği ve hafızlık eğitiminin yapıldığı yerlere Darülköra, okuma evi, denilmiştir. Klasik dönemin sonları ve Osmanlı medreselerinde bozulma. 18. Yüzyıla gelindiğinde ihtiyaçları ve dünya görüşleri farklı bir devlet ve toplum meydana gelmiştir. İşte bu dönemden sonra da medreseler tartışılmaya ve yetersiz görülmeye başlanmıştır. 1770'lerden sonra kurulan askeriye, teknik ve tıp okullarında medrese mezunu tabipler, hendeseciler, tarihçiler görev yapmışlardır. Medreselerin geri kalması ve çöküşü, bugüne kadar yazılanların ve söylenenlerin aksine, kendi iç sisteminden kaynaklanan bozuklukların değil, devlet ve toplumda meydana gelen ideolojik, siyasal, zihinsel ve sosyal değişmelerin bir sonucudur. 16 Yüzyılın sonlarından itibaren medreselerde hemen her bakımdan bir performans düşüklüğü, verimsizlik ve usulsüzlük baş göstermiştir. Kötüye giden bu durumun çeşitli sebepleri vardır. Elbette bu kötüye gidiş bir bütün halinde olmuş, devletin diğer kurumları olarak hukuk, ordu, maliye, ticaret ve yönetim de bu dönemde bozulmaya başlamıştır. Medreselerin bozulmaya başlamasında birinci sebep, siyasetin ulemaya ve ilmi ortamlara müdahale etmesi ve onları denetim altına alma politikalarıdır. İkinci olarak, ilimlerin bir bütün olarak öğrenilmesinde riyazi, matematiksel ilimlere olan ilginin azalması, hatta dışlanmasıdır. Üçüncü bir sebep, medrese içindeki yükseltmelerde hatır, gönül, kayırma ve rüşvetin yaygınlaşması, hak etmeyenlerin itibar ve mevki elde etmeleridir. Dördüncü bir sebep, medreselerde ilmi çalışma yapanların dış dünyaya kapalı kalmaları, özellikle Avrupa'da meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmemeleri, çalışmalarını onlarla karşılaştırmamalarıdır. Beşinci bir sebep ise medrese talebeleri arasında baş gösteren disiplinsizlik ve ayaklanmalardır. Özellikle Taşra'da çeşitli sebeplerle talebeler bozgunculuk çıkarmışlar, vakışar, tembellerin, isyankarların geçim yeri haline gelmiştir. Enderun Mektebi Osmanlı eğitim sisteminde medreselerden sonra en dikkat çeken eğitim kurumlarının başında Enderun Mektebi gelir. Saray eğitim kurumu olan Enderun'un gerek Osmanlı Devleti'nde gerekse başka devletlerde benzeri nadirdir. Enderun Mektebi 2. Murat döneminde oluşmuş ve devletin son zamanlarına kadar başarılı bir şekilde eğitim vermeye devam etmiştir. Temel özelliği, çok ayrıntılı ve özenli yapılan bir seçme ile Müslüman olmayan unsurların küçük yaşlardaki çocuklarının gönüllü olarak devşirilmesi ve İstanbul'da uzun bir eğitim sürecinden sonra devlete faydalı insanlar haline getirilmesidir. Bu okul, Fatih Sultan Mehmet zamanında olgunlaşarak devletin mülki ve idari kadrolarını yetiştiren üst düzey profesyonel saray okulu haline gelmiştir. Müslüman ailelerin çocukları çok uzun süre devşirilmemiştir. Bunun bazı sebepleri vardır. Birinci olarak, Enderun mektebinde yetişecek çocuklar ileride sadrazam dahil üst düzeyde devlet adamı olabilirdi. Müslüman ve Türk bir aileden gelen çocuğun saltanat iddiasında bulunması ve böylece devletin geleceğini tehlikeye düşürmesi ihtimal dahilindeydi. İkinci olarak, Osmanlı Devleti hiçbir zaman yalnızca Türklerin ve Müslümanların bir devleti değildi. Üçüncü olarak ise Osmanlı Devlet idarecileri yönettikleri toplumda bilgili, zeki, kabiliyetli ve farklı açılardan değerli insanları her zaman ön plana çıkarmışlar, gözetmişler, ödüllendirmişler, korumuşlar ve onlardan devlet ve toplum adına faydalanmışlardır. Askeri okullar. Osmanlılarda askerlik dönemin diğer pek çok devletinde olduğu gibi profesyonel nitelikteydi ve paralıydı. Zorunlu askerlik bir tür modern dönemin kavram ve uygulamasıdır. Osmanlı merkezi ordusunu Kapıkulu Ocakları meydana getiriyordu. Kapıkulu Ocakları'nın altında da acemi olanlar ocağı vardı. İlk önceleri tamamıyla gayrimüslim tebaadan daha sonraları da kısmen Müslümanlardan devşirilen çocukların ilk getirildiği mektep burasıydı. Burada gerek vücutça gerekse zihin bakımından bir eğitim verilirdi. Eğitim sonrasında en yetenekli olanlar Enderun Mektebi için ayrılır, diğerleri de Yeniçeri Ocağı'na geçerlerdi. Osmanlı klasik döneminde önde gelen eğitimci ve ahlakçılar. Klasik dönem Osmanlı medreselerinde başta dini ilimler olmak üzere hukuk, siyaset, ahlak, felsefe, mantık, matematik, astronomi ve benzeri gibi ilim dallarına yüksek düzeyde katkı vermiş, önemli eserler yazmış alimler yetişmiştir. Bunların başında, Davud ı Kayseri, Fiyeh Bedreddin, Molla Fenari, İBN Melek İzzettin Abdüllatif, Hızır Bey, Molla Husrev, Hocazade Muslihiddin Mustafa, Sinan Paşa, Ali Kuşçu, Molla Lütfi, Müeyyecade Abdurrahman, Müftü Ali Cemali, İBN Kemal, Kınalızade Ali, Taşköprülüzade, Celalzade Salih, Ebu Suud Efendi gibi alimler gelmektedir. 15. Yüzyıl mutasavvıflarından Hacı Bayram Veli ve Yazıcıoğlu oğlu Ahmet ve Mehmet de gerek öğretileri gerekse eserleriyle klasik dönemin önemli simalarıdır. 17. Yüzyılın eğitim, bilim, kültür, sanat ve siyaset sahaları bakımından zikredilmesi gereken en önemli şahsiyeti şüphesiz Avrupalıların Hacı Halife lakabıyla tanıdıkları Katip Çelebi'dir. Osmanlı'ya matbaanın gelmesi ve İbrahim Müteferrika. Osmanlı devlet ve toplumunun modernleşme sürecine girişinde önemli adımlardan biri İbrahim Müteferrika 1674-1747 marifetiyle matbaanın getirilmesi ve ilk defa Müslüman biri tarafından kitap basımının yapılmaya başlanmasıdır. 1728 Yaklaşık 250 sene önce Almanya'da icat edilen matbaanın bu kadar geç bir tarihte Osmanlı'ya intikali geri kalma, duraklama ve çöküş gibi metaforların güçlü ve yaygın söylemlerinden birini oluşturmuştur. Matbaanın geç gelmesinin bir nedeni varsa o da Büyük Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık'ın da belirttiği gibi o dönemde geniş halk kitlesinin okuma yazma bilmemesi ve din dışı konulara ilgi duymamasıdır. Tırnak işareti. Müteferrika, tarih, coğrafya, lügat, tıp, hikmet, felsefe, heyet, astronomi, mesalik Meslek ve Memalik, Coğrafya kitapları basmıştır. İlk basılan kitabın medrese talebeleri arasında sıkça kullanılan bir sözlük, Cevheri'nin Vankulu Lügati olması önemlidir. Sözlüğün fiyatı makul tutulmaya çalışılması, o dönem için hayli pahalıdır. Müteferrika, sosyal ve fen bilimleriyle ilgili farklı kitapları ilk defa basmıştır. Bu yönleriyle de o önemli bir Osmanlı eğitimcisi sayılabilir. Osmanlı klasik döneminde azınlık ve yabancı okulları, Osmanlı toplumunu oluşturan gayrimüslim cemaatler kendi kültür, gelenek ve inançlarını çocuklarına öğretebilmek için baştan beri Müslüman okullarına benzer farklı seviyelerde okullar açmıştır. Osmanlı tebasından olan bu cemaatlerin açtıkları okullara azınlık okulları denir. Osmanlı klasik ve modern dönem eğitiminin en önemli sorunlarından biri yabancı okullarıdır. Yabancı okulları, Osmanlı Devleti içinde doğrudan bir halk tabanı olmayan yabancı devletlerin farklı amaçlarla açmış oldukları okullardır. Bilindiği üzere Kanuni Sultan Süleyman gücünün doruğundayken başta Fransa'ya daha sonra da diğer Avrupa devletlerine bir takım ayrıcalıklar, kapitülasyon, tanımıştı. Her ne kadar kapitülasyonlar ticari ve hukuki bir içeriğe sahipse ve eğitimle ilgili bir madde yoksa da yabancı okulları kapitülasyonlara dayanılarak açılmıştır. İlk yabancı okul 1583'te Galata'da Fransız cizvitleri tarafından açılmıştır. Bu tarihte 5 cizvit rahip İstanbul'a gelmiş ve Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek, burada cizvit tarikatının esaslarını öğreten bir okul meydana getirmişlerdir. Bundan kısa bir süre sonra yine Fransızlar tarafından Galata'da Saint George Kilisesi'nde ikinci bir yabancı okul daha açılmıştır. Bu tarihlerden sonra çok az yabancı okul açılmasına karşın 2. Mahmut döneminden itibaren ise yabancı okul sayısı çığ gibi büyümüştür. Eğitim Tarihi Dersi 5. Ünite Özeti. Dünyada modern eğitimin doğuşu ve gelişimi. Giriş. Modern eğitim sistemlerinden kavramı. Bugün hemen bütün uygar ülkelerde kurulmuş olan okul öncesi eğitim ilk öğretim veya temel eğitim, orta öğretim, yüksek öğretim ve sürekli eğitim temel yapısı üzerine kurulu eğitim sistemlerini ifade etmektedir. Modern eğitim sistemlerini hazırlayan ve dönüştüren faktörler. 19. Yüzyıl sonlarında anayasal devletlerde sosyal bir hak olan eğitim, 20. Yüzyılda insan sermayesinin kalitesini artıran bir sistem olarak görülmeye başlandı. Toplumsal değişim. Modern eğitim sistemlerinin oluşmasında etkili olan toplumsal faktörler şunlardır: Katolik kilisesine bağlı Avrupa toplumunun reformasyondan sonra parçalara ayrılması, dini toplulukların dışında her ulusun kendi dil, edebiyat ve kültürünü geliştirerek milliyetçi duyguları yükseltmesi ve ulus devletlerin ortaya çıkışı. 18. Yüzyıl ortalarından itibaren Aydın despotizmi denilen sert bir yönetimle modern devletlerin kendi halklarını biçimlendirmeye çalışması ve bunun için zorunlu eğitim, zorunlu askerlik, nüfus ve vergi takibi gibi sistemleri kullanması. 16. ve 17. Yüzyıllarda dini çatışmaların ortadan kaldırılmasında modern devletlerin eğitimi bir araç olarak kullanmaları. Toplumsal bütünleşme ve ekonomik kalkınmayı sağlamak için eğitimden yararlanması. Ekonomik değişim Toplumların ekonomik gelişmişlik durumları ile eğitim yatırımları arasında doğrudan bir ilişki vardır. Eğitimin geniş halk kitlelerine yayılmasında en önemli faktörlerden biri ekonominin yetişmiş insan gücü ihtiyacı oldu. Sanayileşme, insan zeka ve yeteneklerinin geliştirilmesini zorunlu tutmuştur. Eskiden beri var olan mesleki eğitim giderek teknik eğitime dönüşmüştür. Bilimsel ve teknolojik değişim Haçlı seferlerinin ardından Avrupa'da üniversitelerin kurulması, Arapçaya çevrilmiş ve geliştirilmiş Yunan biliminin üniversitelerde okutulması, hümanizm ve Rönesans hareketleriyle Hristiyanlık öncesi kültürlerin keşfi, kilisenin insan düşüncesi üzerindeki baskısının azalması ve coğrafi keşifler sonucu dünyanın başka bölgelerinin tanınması Avrupa düşüncesinde bir uyanış başlattı. Bilim adamları ve filozoflar önceleri üniversite çatısının dışında kurulan dernek ve enstitülerde bilimsel çalışmalar yaptılar. Ancak 19. Yüzyıl başından itibaren Almanya'da von Humboldt ve Schleiermacher'in başlattığı bilimsel üniversite döneminde, üniversitelerin bilimsel araştırma yapıp bunları öğrencilere öğretmeleri yolu benimsendi. Politik Değişimler Eğitim sistemlerini etkileyen politik değişmelerin başında kilise baskısından kurtulmuş krallıkların ve modern demokratik ulus devletlerin kuruluşu gelir. Voltaire, Diderot ve Rousseau gibi Fransız düşünürleri devlet ve demokrasi hakkında dünya çapında etkili olan sosyal ve siyasi mesajlar yaymaya başladılar. Bu merkez ile mahalli güçlerin iktidar savaşı sırasında Fransız ihtilali ortaya çıktı ve bunun arkasından modern demokratik bir devlete doğru bir mücadele başladı. J. Locke, D. Hume, J. J. Russo, Humboldt ve Herder gibi düşünürler, eğitimin amacının birey olarak insanı eğitmek, onu centilmen, hümanist ve özgür bir birey haline getirmek olduğunu savunmuşlardır. Almanya ve Fransa gibi ülkeler gerek kilise ile gerekse birbirleriyle mücadelelerinde okullar vasıtasıyla savaşmayı tercih etmişlerdir. Eğitim sisteminin ilk öğretim orta öğretim ve yüksek öğretim olarak yapılandırılmasında Fransız ulus devletinin önemli katkıları olmuştur. Modern demokratik devletler sağlıklı ve sürdürülebilir bir demokratik düzen kurabilmek için vatandaşlık ve aktif vatandaşlık programları ile eğitimi etkin olarak kullanmaya devam etmektedirler. Eğitim düşüncesindeki değişimler Eğitim düşüncesindeki temel değişim, önce öğretim metodu alanında ortaya çıktı. Bu alanda Ratke ve Komenius, un çağdaş dil eğitimine de etki eden önemli metodolojik çalışmaları oldu. Öğretim sanatının temel yasalarını ortaya koyan J. Amos Komenius'a göre herkese her şey öğretilebilir, bunun için de bilgiyi öğretilebilir hale getirmek gerekir. Montaigne ise mekanik düşünce ve otoritelere karşı çıktı. Pestalozzi ve onun yanında yetişen yüzlerce Alman idealist, Almanya'da modern bir ilk öğretim ve halk eğitimi sisteminin kurulmasında çok etkili oldular. John Locke, eğitimi deneysel psikoloji üzerine kurmaya çalıştı. Ona göre bilgi doğuştan gelmez. Her şey sonradan tecrübeler ve duyumların iç algıya dönüştürülmesiyle öğrenilir. Fransa, eski Yunan ve Roma klasiklerini okutmayı reddederek modern öğretim konu ve metotlarını kullanmaya başladı. Wolf yeni matematik ve doğa bilimlerine ve araştırmalarına dayanan, dini otoritelerin inanç temelli eğitimine karşı ussal düşünmeyi, rasyonalizmi esas alan bir eğitim felsefesi oluşturmaya çalıştı. 19. Yüzyıl eğitim reformlarına ilham veren rasyu'nun Emile adlı eseri, kilisenin yüzlerce yıllık egemenliğine yapılmış en kuvvetli hücum oldu. Bilim adamları sadece bilimsel araştırmalarda tabiata dönüşü desteklerken, Ruso eğitimde, sanatta, edebiyatta da tabiata dönüşü sağladı. Modern eğitim sistemlerinin kuruluşu, Avrupa'da ilk kapsamlı eğitim hareketi ilk öğretim alanında reformasyon ve karşıt reform hareketleri sırasında kiliseler tarafından tüm halkın, kadınların, yetimlerin vesaire, dini öğretime alınması şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu amaç değişikliği hem programlarda hem de okul sisteminde olduğu kadar öğretmen yetiştirmede, eğitim yönetiminde bir dizi modernleşme faaliyeti başlattı. 1787'de Prusya'da Oberschul Kollegium adıyla devlete bağlı ilk eğitim bakanlığı kuruldu. İlk öğretim hala kiliseler ve belediyelerin elinde olduğu için, Oberschul Kollegium, esas olarak liselerin, Hörschul ve Sen, planlanması ve denetimi için kuruldu. Almanya'da 1794 tarihli Algemeine Recht adlı yasa, devleti eğitim işlerinde mutlak söz sahibi yaptı. Kanunda okullar ve üniversiteler gençlere faydalı ve bilimsel bilgiler vermek için kurulmuş devlet kurumlarıdır. Bütün kamu okulları ve eğitim kurumları devlet denetimi altındadır ifadesi yer alıyordu. Fransa'da ise merkezi eğitim yönetimi 1806 tarihli Üniversite Imperial yasası ile kurulmaya başlandı. İmparatorluk Üniversitesi, bir eğitim bakanlığı gibi tasarlanmıştı. 1828'de Eğitim Bakanlığı, hükümetin bir parçası haline geldi. Eğitimin kademelere ayrılması Takomenius'un projelerine kadar gider ama bugüne etkileyen kademelendirme Fransız ihtilalinden sonra yapılmaya başlandı. Kondor raporunda eğitim kademeli olarak düzenlenmişti. İlkokullar, ortaokullar, enstitüler ve liseler. Okul öncesi eğitim İngiltere'de 19. Yüzyıl başlarında fakir küçük çocukların 2 ila 6 yaş okuyacağı okullar, daha doğrusu yetiştirme yurtları, Infant School vardı. Bu okullar model alınarak Paris'te de okul öncesi kurumlar Salle Daisle açılmaya başlandı 1828. Bir yetiştirme yurdundan ziyade okul tarzında açılan ilkokul öncesi eğitim kurumu 1816'da Robert Owen'ın İskoçya'da açtığı okul idi, 1837'de Almanya'da Frederick Fröbel'de, Kindergarten adını taşıyan bir okul öncesi eğitim kurumu kurmuştu. Daha sonra bu alanda çalışanlar Montessori, Waldorf, Head Start, Highscope, Reggio Emilia yaklaşımı, Bank Street, Forest gibi yöntem ve uygulamalar geliştirdiler. İlk öğretim, devlet denetimindeki ilk öğretimi kurma çalışmaları da gene Alman dindarlık çalışmaları, Pietizm, etkisiyle 1730'lu yıllarda halk okulları, Volksschule, olarak kuruldu. Bunun Fransa'daki paraleli ise önceleri küçük okullar, Petite Seculus, sonraları ise halk okulları, L'Ecole du Peuple, idi. Birçok modern devlet uzun süre belediyelerde ve hayır kurumlarının elinde olan ilköğretim okullarını 1870'li yıllarda devlet denetimini almaya başladı. Önceleri ücretli olan ilköğretim okulları 19. Yüzyıl sonları ile 20. Yüzyılın başlarında devlet okullarında parasız hale getirildi. Amerika'da ücretsiz ilköğretim okullarının geliştirilmesi 19 yüzyılda, özellikle 1870'ten itibaren, H. Man ve B. T. Washington gibi eğitimcilerin gayretleriyle olmuştur. Modern eğitim sistemlerinin kuruluşunda öğretmenliğin, din adamlarının ikinci görevi olmaktan çıkarılıp ayrı bir meslek haline getirilmesi önemli rol oynadı. Batı ülkelerinde değişik şekillerde, elementary, basic, primary school, Gurun Şule ve çeşitli uzunluklarda ilk öğretim okulları kuruldu. Avrupa'da ilk ve orta öğretim kademelerinin birbirinden ayrılması, 19 ve 20. Yüzyıllarda oldukça uzun bir zaman diliminde çeşitli girişimlerle tamamlanmıştır. Önceleri bölgelere ve öğretmenlere bırakılan ilkokul programları üzerindeki tartışmalar, 1980'li yıllarda alevlenmiş ve bundan sonra ülke çapında geçerli milli programlar, National Curriculum, yayınlanmıştır. Özellikle Amerika'da hiçbir çocuk geri kalmasın, numara Child Left Behind, yasası, 2001, programların standartlaştırılmasını teşvik etmiştir. Orta öğretim. Orta öğretim sistemi, Batı uygarlığında genellikle, yüksek okullar, high school, olarak bilinir. Üniversiteler ayrı bir sistem olduğu için, temel ilk üzerine eğitim veren her orta öğretim kurumu, yüksek okul olarak görülüyordu. Latin okullarının üstündeki okullara, klosterşüle, gimnazyum, lise, padagocum, bilgin okulu, gelertenşüle gibi adlar veriliyor ve hepsi birden yüksek okul sistemi, höyürsşülvesen olarak adlandırılıyordu. 16. Yüzyılda hümanist derslerin verildiği ve bilgin dillerinin öğretildiği bir okul olarak ortaya çıkan gimnazyum, 19. Yüzyılda resmen üniversiteye hazırlık okulu olarak kabul edildi. Bilgin okullarının, gimnazyumun, modernleşmesi, 17. Yüzyılın son çeyreğinde başladı ve bütün 18. Yüzyıl boyunca devam etti. Devlet tarafından kurulan ilk orta öğretim düzeni Saksonya'nın prens okulları, Fürsten Schüle, idi. İlk defa 1543'te kuruldu. Fransa, ulusal lise sistemini 1802 yılında kurdu. Yeni liseler cumhuriyet vatandaşlarını yetiştirecek, laik, milli, bilim dersleri verilen okullar olarak kuruldu. Liseler Napolyon tarafından memur ve subay çocuklarıyla üst sınıfın erkek çocukları için kurulmuştu. 1808'de Napolyon liselerde kız öğrenci bulunmasını yasakladı. Napolyon'un bu girişimleriyle Fransa, dünyada devlet tarafından merkezi bir orta öğretim sistemi kuran ilk ülkelerden biri oldu. Amerika'da 19. Yüzyılın ortalarından başlayıp sonuna kadarki dönemde orta öğretim herkese açıldı. Kamuya açık ilk parasız resmi orta öğretim okulu 1821'de Boston'da, birkaç yıl sonra da Massachusetts'te açıldı. Boston'da sürekli bir kız lisesi ve bunun öğretmenlerini yetiştiren okul 1857'de açıldı. Avrupa'da orta çağdan gelen bir gelenekle lise programları genelde birbirine yakın iken Amerika'da programların standartlaştırılması 1890'lı yıllarda mümkün olabildi. Önceleri üniversiteler kendi giriş sınavlarını yaparken 1899'da bir üniversiteye giriş sınavı kurulu kuruldu. Bundan yaklaşık 80 yıl sonra Amerika tehlikede bir ulus, A Nation at Risk, 1983 adlı rapordan sonra orta öğretim programlarındaki dağınıklığı standartlaştırmak için bütün eyaletleri kapsayan milli ders programları, National Curriculum, yayınladı, bunu İngiltere takip etti. 20. Yüzyılda orta öğretim okulları 3 yıl ortaokul, junior high school ve 3 yıl lise, senior high school olarak düzenlendi orta öğretimin yakın zamanlara kadar, bazı ülkelerde hala devam eden, iki görevi vardı, üniversiteye öğrenci hazırlamak ve mesleki eğitim vermek. 17. Ve 18. Yüzyılda esnaf loncalarının çöküşü, el işiyle geçinen mesleklerin ön eğitimi sorununu ortaya çıkardı. Orta çağda taklit türü bir meslek eğitimi vardı. Meslek okulları 18 yüzyıldaki ticaret okulları ile modernleşmeye başladı. 1770'lerden itibaren açılan sanayi okulları, genelde yoksul çocuklara el işleri öğretiyordu. Pestalozzi ve Von Rochow, yeni sanayi düzenine uygun insanların yetiştirilmesini istiyordu. 19. Yüzyılda çıraklık eğitimi düştü, onun yerine standartlaştırılmış iş eğitimi diyebileceğimiz meslek eğitimi ortaya çıktı. Meslek eğitimi hakkında önemli kararlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra alınmıştır. O zaman meslek okulları, Berufşule ile teknik okullar, Fachschule diye iki grup oluştu. Bunun ikisinin karmasından uzman meslek okulları, Berufsfekskule ortaya çıkıyordu. Mesleki orta öğretimin eğitim artı çıraklık şeklinde mi, yoksa okul artı staj şeklinde mi olması gerektiği hep tartışıldı. Günümüzde mesleklerin niteliği, el becerisinden makine kullanma ve zihinsel becerilere kaydığı için, temel meslek eğitiminin yüksek okullar ve üniversitelerde verilmesi uygulamaları giderek artıyor. Yüksek öğretim, ortaçağ üniversiteleri, Bolonya ve Paris üniversiteleri modelinde kurulmuştu. Fransa'da 1530'da yeni disiplinlere kapıyı açmadığı için kralı. François, Kalıç de France, I kurmuştu. Bazı küçük reform çabalarına rağmen Fransız üniversite sistemi 17. yüzyılın son çeyreğinde çöktü. 1789 ihtilalinden sonra da perişan durumda olan 22 üniversite feshedilmişti. Fransa 17. yüzyılda 5 askeri mühendislik okulu kurmuş ve üniversitenin dışında bir yüksek öğretim yapılandırması oluşturmaya başlamıştı. 18. Yüzyıl ortalarından sonra, üniversiteyi yeniden yapılandırma yerine önemli meslekler için farklı okullar kuruldu, Yol ve Köprü Mühendisleri Kraliyet Okulu, Ecole Royale des Ponts et Chaussées 1747. Meziere Mühendislik Okulu, Ecole du Génie, 1748-1764'te Paris Askeri Okulu gibi. Bu mühendislik okullarında Fransa'nın en meşhur matematikçileri, kimyacıları, fizikçileri ders veriyordu. 1870 Alman savaşları, üniversite reformlarını gerekli hale getirdi. Fransız Z. E. Renan, savaşı kazananın Alman üniversiteleri olduğunu söyledi. 1868'de Alman yüksek okulları modelinde, École Pratique des Hautes Études, kuruldu ve bu şekilde başlayan yüksek öğretim modernleşmesi, 1896'da milli üniversite sisteminin kurulmasıyla sonuçlandı modern üniversitelerin bir başka gelişme yeri Almanya'dır. Almanya Hümanizm ve Reformasyon döneminde bir mezhep üniversiteleri dönemi yaşamış ancak 18. Yüzyılda modern felsefe ve kültürün denetimindeki felsefe ve hukuk fakültelerinin hakim olduğu Halle ve Göttingen gibi üniversiteler ve 19. Yüzyılda milli düşünce ve hayatın önde olduğu üniversite dönemi yaşanmıştır. Almanya'da Halle, 1694, Göttingen, 1737 ve Erlangen, 1743, üniversiteleri yeni bir dönemi de başlattı. İlk ikisi modern felsefe ve bilime, aydınlanma ve kültüre açılım sağladı. Almanya'da üniversite hocalarının esas vasıflarından biri, bilimsel çalışmalar yapmak olmuştu. Bu görüş, 19. Yüzyıl başlarında Humboldt'ta, bilim vasıtasıyla eğitim, Bildung durch Wissenschaft, sloganına dönüştü. 20. Yüzyıl başlarında Alman üniversite modeli genişledi ve çeşitlendi, teknik üniversiteler, ticaret kolejleri, madencilik, tarım, ormancılık, veteriner ve tıp alanlarında akademiler vesaire kuruldu. Daha sonra bu bölünmüşlüğe gazetecilik, sosyoloji, pedagoji gibi alanlar katıldı. 1960'lardan sonra üniversitelerde dikkate değer öğrenci patlaması oldu. 1960'ta 1850'deki sayı 2'ye, 1970'te 4'e ve 2000'lerde 10'a katlandı. Her 10 yılda öğrenci sayısı 2'ye katlandı. 1990'lardan sonra üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapıldı. Yüksek öğretim çerçeve yasaları hazırlandı lisans ve yüksek lisans programları bir düzene kavuşturulmaya çalışıldı. Özertliğin geliştirilmesi için ulusal konulara yönelik çerçeve program değiştirildi. 1998'den sonra akademik akreditasyon çalışmaları gelişti ve her ülkede akreditasyon sistemleri kuruldu. 1999'da Bolonya süreci imzalandı ve Avrupa yüksek öğretim alanı oluşturulmaya başlandı. Geleneksel doçentlik (habilitation) kaldırıldı, yardımcı doçentlik (junior professorship) sistemi kuruldu. 2005'ten beri üniversite bütçelerine katkı olarak bazı öğrencilerden öğrenci harçları alınmaya başlandı. 2000'li yıllardan itibaren dünya çapında üniversite sınıflandırmaları ve sıralamaları yayınlanmaya başlandı. Uluslararası öğrencileri çekebilmek ve bilimsel araştırmalarda öne geçebilmek için her ülke bir seçkin üniversiteler, Elitin Üniversitesi'nin grubu oluşturmaya başladı. IVY League, Sarmaşık Birliği, ABD'nin kuzeydoğusundaki 8 vakıf üniversitesinin, Brown, Columbia, Cornell, Harvard, Princeton, Pennsylvania ve Yale Üniversiteleri ile Dartmouth Koleji oluşturduğu birlik idi. Almanya, uluslararası mükemmel Alman üniversiteleri kurulması için Alman Araştırma Enstitüsü ve Alman Bilim Konseyi kurdu. Bu kurum, araştırma okulları kuracak, üniversitelerdeki araştırmaları destekleyecek ve geliştirecekti. Fransız toplumunda ve eğitim sisteminde de üniversiteler ve büyük okullar tabakalaşması önemli rol oynar. Üniversiteler 19 yüzyılda sanayileşme sonucu ekonominin ve devletin bürokrat ihtiyacını karşılamaya yönelmişti. 1970'ten sonra da üniversiteleri, toplumun sosyokültürel modernleşmesi yönlendirdi. Bilgi temelli ekonomi, bilgi temelli toplum, bilgi toplumu, knowledge society, baskıları, yüksek okulları değiştirdi. Modern eğitim sistemlerinin bugünkü özellikleri ve sorunları eğitim alanında da sistemler, öğretim kurumları ve benzer müfredat, tek bir dünya kültürü oluşturmaya yardımcı oldu. 19. Yüzyılda ulus devletler ulusal bir eğitim politikası izlerken, 21. Yüzyıl uluslararası bir eğitim politikası ortaya çıkarıyor. Eğitsel bilgi, ülkeler arasında ortak oluyor ve, uluslararasılaşma, süreci ortaya çıkıyor son yıllarda hızla gelişen bir okul öncesi eğitim alanı ortaya çıkmaktadır. Ancak burada ilk öğretimle programlar karışmakta, dolayısıyla ilk öğretime başlama yaşı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. İlk öğretimin ne kadar süreceği tartışılmaya devam ediyor. Bunun üstündeki orta öğretim kısmının da zeka ve çalışmaya göre mi ilgi yeteneklere ve mesleklere göre mi düzenleneceği de kesin belirlenmiş değildir. Çağdaş eğitimde okul sistemi ve okullar arası geçişlerin doğrudan mı yönlendirme ile mi yoksa sınavla mı yapılacağı da sürekli tartışılan konular arasındadır. Türkiye'de 4 artı 4 artı 4 sistemi dolayısıyla eğitim bilimine uygun tartışma yapılamadığı için, çağdaş ülkelerdeki sistemler iyi anlatılamamıştır. İlkokul, ortaokul, lise gibi ayrımlarda geçiş ve yönlendirme sorunları yaşanıyor. Gelişmiş ülkeler, bir taraftan kız ve erkek lisesi ayrımını, bir taraftan liselerdeki program ve dal farklılıklarını kaldırırken Almanya'daki NTPC YÖRTGYM NASIEN gibi Türkiye'de çok sayıda lise çeşidinin olması ve liselerde yönlendirme ve farklı program uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bütün dünyada bir testle ölçme hareketi, testing movement giderek yayılıyor. Buna karşı çıkan eğitim grupları da movement against standardized testing The National Anti-Testing Movement, ortaya çıkıyor. Test alışkanlığının eleştirel düşünceyi engelleyeceği hakkında ciddi kaygılar vardır. 1960'lardan sonra orta öğretim zorunlu hale gelince üniversitelerde bir öğrenci akını ile karşı karşıya kaldı. Üniversitelerin hemen her alanda yüz binlerce mezun vermesi, üst düzey mesleklerde yeterli istihdam olmayınca dünyanın her tarafında lisans mezunu işsiz ordularının ortaya çıkması sonucunu doğurdu. Üniversitelerin orta çağda ve 19. yüzyılda olduğu gibi hala teorik eğitim üzerinde ısrar etmesi, pratikten uzak kalması sorun olmaya başlamıştır. Özellikle mühendislik fakültelerinin aynı zamanda uygulamalı işlerde de çalışabilecek insan yetiştirme talebini karşılamaması, bu kurumların dışında yeni öğretim kurumlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademeleri tam oturmadığı gibi, bunların öğretim sürelerinde de bir standart yoktur. Amerika ve İngiltere, dünyada en yeteneklileri toplama savaşına, War for Talents, giriştiler. Almanlar da bu beyin göçüne, brain drain katıldılar. Birçok gelişmekte olan ve geri kalmış ülke bu göçü önlemeye çalışıyor ama yüksek ücret ve uygun çalışma koşullarından dolayı gelişmiş ülkeler bile Amerika'ya olan beyin göçünü önleyemiyor. Gelişmiş ülkelerde nüfus azalmasına bağlı olarak okullardaki öğrenci sayıları giderek düşmektedir. Şimdiden ülkeler birbirlerinden öğrenci çalmaya başlamışlar ve bunun için uluslararası diplomalar, liseler ve üniversiteler kurmakta veya model üniversitelerin dünyanın değişik yerlerinde şubeleri açılmaktadır. Eğitim Tarihi Dersi 6. Ünite Özeti. Yakın çağda Osmanlı ve diğer İslam devlet ve toplumlarında eğitim. Giriş. Ünitede yakın çağda Osmanlı devleti ve diğer İslam devlet topluluklarında eğitim konusu ele alınmıştır. Bu bağlamda konu dahilindeki kavramlar açıklanırsa, yakın çağ, batı medeniyeti için yakın çağ 1789 Fransız devrimiyle başlar ve günümüze kadar uzanır. Türk tarihi içinse 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması başlangıç olarak genel kabul görmektedir. İslam, Türk devlet ve toplulukları, sömürgeciliğin ve emperyalizmin başladığı 18 yüzyıl sonrasında İslam devletlerinin çoğu batılı devletlerin sömürgesine dönüşmüştür. 20. Yüzyılın başlarında yalnızca Osmanlı ve İran bağımsız İslam devletleri olarak varlıklarını sürdürebilmiştir. I. Dünya Savaşı sonrasında Afganistan ve Mısır'da bağımsızlığını geri kazanmıştır. Farklı süreçler yaşayan İslam devlet ve topluluklarında 19. Yüzyılla birlikte görülmeye başlanan değişim, eğitimin ve eğitimde yapılacak reformların ilerlemenin tek yolu olduğu olgusudur. Modernit, modernleşme ve eğitim, Fransız devrimi, sanayi devrimi ve aydınlanma modernit denilen sürecin başlatıcıları olmuştur. Modernleşme ise bu olgulardan etkilenerek batılı bir değişime işaret eder. Modern eğitim modernleşme sürecinde eğitime yüklenen stratejik rol ve önem ile ilişkili olup bu minvalde yapılan değişiklikleri kapsamaktadır. İslam devlet ve topluluklarında modernleşmenin 19. yüzyılla birlikte batılı devletlere karşı savunmasız kalmamak amacıyla başladığı ve devam ettirildiği ileri sürülebilir. Yakın çağda Osmanlı eğitim sistemi. Osmanlı devlet yapısındaki temel kurumlardaki modernleşmeye yönelik değişim 18. 100 başlamış ancak 2. Mahmut devrinde tamamlanabilmiştir. Osmanlı eğitiminde modernleşme hareketi Müslüman tebaa ve devlet bürokrasisi için hizmet veren geleneksel ve modern eğitim olmak üzere ikili bir sisteme işaret eder. Ancak imparatorluğun tümü için yapı daha çok çoklu sistem olarak adlandırılabilir. Tanzimat öncesi eğitim reformları, Batı'nın değişen askeri gücüne daha fazla karşı duramayacağını kabul eden Osmanlı Devleti'nin 18 yüzyılda özellikle askeri alanda başlattığı eğitim düzenlemelerini kapsar. Bu dönemde yapılan reformlar da çeşitli sebeplerle çok uzun ömürlü olamamıştır. Modern askeri eğitimin doğuşu ve gelişimi 1775'te ilk Deniz Mühendisanesi, Mühendisane-i Bahri Hümayun ve 1795'te de Kara Mühendishanesi'nin Mühendishane-i Berli-Hümayun, açılmasıyla başlar. Bu okullarda Fransızca eğitimi verilmiş, yabancı öğretmen ve subaylar istihdam edilmiş ve batı kaynaklarını da içeren kütüphaneler kurulmuştur. Kabakçı Mustafa İsyanı, YLA birlikte Nizam-ı Cedid olarak adlandırılan reform hareketleri sonucunda işler hale gelen kurumlar çalışmaz olmuş ve değişim muhafazakarlarca engellenmiştir. Mahmud'un tekrar canlandırdığı bu okullar biri askeri, diğeri sivil, bugün de faaliyet gösteren iki okulun temeli olmuştur. Askeri Yenilikler 2 Mahmud'un Yeniçeri Ocağı, Nıllav etmesiyle tekrar başlamıştır. Bu bağlamda önce bir tıp okulu, Mektebi Tıbbiye, sonra harp okulu, Mektebi Harbiye, kuruldu. İki okul tanzimattan sonra Osmanlı'nın en seçkin ve kaliteli yüksek öğretim kurumları olmuştur. Orta öğretim alanında yapılan yenilikler başarısız olduğu için tıp ve subay okullarına nitelikli eğitim görmüş öğrenciler gelmiyordu. Bu boşluğun doldurulması için ilk askeri idadi, lise, İstanbul'da 1845'te açılmış tanzimat sonrasında ise vilayetlerde de yeni idadiler kurulmuştur. Aynı zamanda bu liselere öğrenci hazırlayan askeri rüştiyeler, ortaokul, de açılmaya başlanmıştır. I -I. Mahmud 1827'de birkaç Osmanlı gencini, muhalefete rağmen, eğitim görmek için Avrupa'ya göndermiş ve ilerleyen yıllarda bunu pek çok deniz ve kara harp okulu öğrencisi takip etmiştir. Osmanlı, Türk modernleşmesinin temelleri, Tanzimatla başlayan askeri eğitim reformları YLA atılmış ve buralarda yetişen subaylar da imparatorluğun sosyal değişiminde doğrudan etkili olmuştur. Mektebi Tıbbiye Osmanlı Devleti'nde derslerin tümünü yabancı dilde, Fransızca, veren ilk okuldur. Muhafazakarlar bu duruma karşı çıkmış olsalar da uygulama tanzimatın sonlarına kadar devam etmiştir. Mektebi tıbbiyede verilen pozitivist eğitim ve derslerde okutulan aydınlanma filozoflarına ait eserlerle toplum içinde epistemolojik olarak radikal bir değişim sürecinin ve ikiliğin başlamasına neden olmuştur. Mektebi tıbbiye modernitenin temel kavramlarının imparatorluğa bir giriş kapısı olmasının yanında sonrasında bu entelektüel birikimle yetişenler saltanat ve hilafete karşı gelen grubun da başında gelenler olmuşlardır. Mektebi tıbbiye gibi mektebi harbiyede modernitenin imparatorluğa bir giriş kapısı olmuş ve meşrutiyetlerde burada eğitim gören subaylar etkin rol oynamıştır. Bunun en önemli örneği de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaptıklarıdır. Sivil eğitimde modernleşme 2. Mahmut tarafından başlatılmıştır. Bürokraside yer alacak insanların yetişmesi ve sosyal seviyenin artması için kurulacak yeni eğitim sisteminin ön raporunu, Lahiya, hazırlatmıştır. Rapora göre üç aşamalı bir sistem hazırlanmış olsa da imkanlar dahilinde yalnızca orta öğretim kademesinde iki okul açılabilmiştir. Buralardan mezun olanlar da devlet teşkilatında memur olarak istihdam edilmiştir. I -I. Mahmud İstanbul'un üç beldesinde, Beşiktaş, Eyüp ve Üsküdar, ilk öğretimi zorunlu kılan bir ferman yayınlamış olsa da çeşitli olanaksızlıklar yüzünden uygulanamamıştır. Tanzimat Devri Eğitim Reformları, modern eğitim sisteminin kuruluş dönemi, Osmanlı modernleşme tarihinin en önemli adımlarının atıldığı ilerlemeler olup aynı zamanda modern eğitim sisteminin kurulduğu zaman dilimidir. Tanzimat Devrinde eğitimi etkileyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Osman'dan itibaren devletin bekası için yenileşmeden yana olan Osmanlı padişahları Tanzimat döneminde de saray ve bab Ali aracılığıyla eğitim alanında etkin rol oynamıştır. Tanzimat'tan itibaren imparatorluğun ulusçuluk akımıyla çözülmesini engellemek için kurduğu Osmanlıcılık fikrinin yerleşebilmesi için aydınlar çocukların aynı yerde eğitim görmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır. Bu ideal doğrultusunda tek okul veya karma eğitim fikri ortaya çıkmış olsa da gayrimüslimlerin çoğu çocuklarını cemaatlerine bağlı okullara göndermeyi tercih ediyorlardı. Gelenekçiler modernleşmeciler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle Osmanlı sivil eğitim sisteminde yenileşme askeri eğitimden yarım yüzyıl sonra gerçekleşebilmiştir. Modernleşme için atılan atılımlar tüm muhafazakar engellemelere rağmen devam etmiş ve tanzimattan sonra da modernleşmeciler ülkede inisiyatifi almışlardır. Tanzimat döneminin en önemli atılımlardan biri de pedagoji alanındaki gelişmelerin ülke okullarına da uyarlanarak kullanılmasıdır. Bu yenilikler usulü cedit olarak adlandırılmış, ağırlıkla Sıbyan mektepleri ve rüşdiyelerde geçerli olmuştur. Kavalalı isyanının bastırılamaması nedeniyle Rusya'dan yardım almak istemeyen Osmanlı Devleti batılı devletlerle ittifak yapmıştır. Bu nedenle İngiltere ve Fransa'ya sağlanan ayrıcalıklar içinde okul açma ve eğitim verme faaliyetleri de vardır. Fransa başta olmak üzere ABD, İtalya ve Rusya ülkede okullar açmıştır. Yabancı okullar tanzimat devri eğitim hareketlerine katkı sağlamıştır. 1869 yılında yürürlüğe giren Marifi Umumiye Nizamnamesi, MUN, -E, ile birlikte eğitim sistemindeki gelişmeler tanzimat devri için önce ve sonrası olmak üzere iki bölüme ayrılmış olur. Modern eğitim sisteminin tarihi temelleri MUN -E öncesi yaşanan gelişmelerle sağlanmıştır. Gayrimüslim okulları ve batılı modele uygun eğitim veren okullar 1857'de kurulan Marif Nezaretine bağlanmıştır. Medrese eğitimi veren okullar ise meşihata bağlıdır. Bu nedenle Müslüman tebaya yönelik eğitim ikili bir sistem içinde sürmüştür. Müslüman ve gayrimüslimler arasındaki eğitim eşitliğini kurmak amacıyla eğitim alanında yapılan düzenlemeler sonucunda layık sayılabilecek bir sistem kurulmuş ve bu okullardan mezun olanlar de istihdam edilmiştir. Açılan askeri okullara daha nitelikli eğitim görmüş öğrencilerin gelebilmesi için 1840 yılında rüştiyeler açıldı. Ayrıca öğretmen yetiştirmek amacıyla da Darül Muallim'in adında bir öğretmen okulu da açılmıştır. Mesleki eğitim veren okullar 1940 ve 1950'lerde açılmış olsa da ömürleri kısa olmuştur. Tüm İslam coğrafyası için bir ilk olarak tanzimatla birlikte kız öğrencilere orta öğretim eğitimi alma hakkı tanınmıştır. 1859'da açılan İnas Rüşdiyesi denilen kız orta okullarının yanında 1870'te İstanbul'da kız okullarına öğretmen yetiştirmek için Darül Muallimat adlı okulla İslam tarihinde ilk defa kadınlara devlet memuru olma fırsatı verilmiştir. Osmanlıcılığın eğitim politikasındaki en belirgin ve başarılı yansıması 1868 yılında açılan Galatasaray Sultanisi'dir. Fransızca eğitim veren okul her dinden tebaayı kabul ediyordu. Ancak okul Osmanlıcılığa kısa bir süre hizmet edebilmiş ve tüm dünyada yayılan ulusçuluk akımından etkilenmiştir. Tanzimat devrinde ilk öğretimde gerçekleştirilen modernleşme çabaları hem nitelik hem nicelik bakımından yetersiz kalmıştır. 1870'lerden itibaren kent ve kasabalarda uygulanmaya başlanılan yeni öğretim metotları yaygınlaşmamıştır. İlk öğretim medreselilerin egemenliğinde kalmıştır. Tanzimat devri yeniliklerinden başarısız olanların başında yüksek öğretim alanındakiler gelir. 1863'te kurulan ve ilk başta derslerin halktan büyük talep gördüğü Darülfünun 1865'te yanmış ve yerine açılan kurum uzun ömürlü olmamıştır. Tekrar farklı şekillerde faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumu son olarak 1881'de kapanmıştır. Medreselilerin tutumu, mali olanaksızlıklar ve plansız hareket edilmesi bu alandaki ilerlemenin önünü tıkayan etmenler olmuştur. Tanzimat devrinde gayrimüslim okulları da muhafazakarların baskısına rağmen laik eğitime geçmiştir. Çocuklarını Amerikalı ve Avrupalı misyoner okullarına göndermek istemeyen gayrimüslimler cemaat okullarını güçlendirdiler. Bu misyoner okulları verdikleri ulusçu eğitim sebebiyle Osmanlı'nın dağılmasında etkili olmuşlardır. Yalnızca batılı eğitim veren okullar değil aynı zamanda ilk 1851 yılında kurulan en cümeni danış olan bilim akademileri de kurulmuştur. Dil ve tarih alanlarında çalışan bu kurum Kırım Savaşı'ndan önce kapanmıştır. 1862'de kurulan Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye'de doğa bilimleri çalışılmış ve Mecmuayı Fünun isimli bir de dergi çıkartılmıştır. Osmanlı eğitim tarihindeki önemli aşamalardan biri de 1869'da yürürlüğe giren Marifi Umumiye Nizamnamesi ile modern eğitim sisteminin yapılandırılmasıdır. MUN ilk, orta ve yüksek olmak üzere örgün eğitimi üç kademeli bir hale getirmiştir. Sıbyan mektepleri geleneksel Osmanlı eğitim sisteminden devralınan okullar olup her mahalle ve köyde bir tane bulunması öngörülmüştür. İlk öğretim zorunlu tutulmuşsa da uygulamada aksaklıklar yaşanmıştır. Gayrimüslimlerin de bu eğitime dahil edilmesi giderleri artmıştır. Kız ve erkekler için ayrı kurulan rüştiyeler 4 yıllık eğitim veren ortaokullar olarak hizmet vermiştir. Nizamname ile orta eğitim yarı merkeziyetçi bir yapı kazanmıştır. Mülki ve askeri rüştiyelerle de nitelikli eğitim almış memur adayı sayısı artmıştır. Orta öğretimin ikinci seviyesi olan idadiler karma eğitim veren ve binden fazla nüfusa sahip yerleşim birimlerinde açılan eğitim kurumları olarak 19. Yüzyılın son çeyreğinde kurulmuştur. İlki Galatasaray olan Sultaniler Meune uyarınca açılmasına karar verilmiş vilayet merkezlerinde yer alan ve 6 yıllık eğitim veren kurumlardır. 1908 Jön Türk hareketiyle birlikte bu okulların sayısında artış olmuştur. M.U.N. uyarınca açılan ilk üniversite olan Darülfünun uzun ömürlü olmamış ve çeşitli sebeplerle kapanmıştır. Öğretmen açığının kapatılması için tanzimat devrinde yapılan en önemli atılımlardan birisi de açılan Darül Muallimin ve Darül Muallimatlardır. Bunlar rüştiyelerde ve idadilerde eğitim verecek kadın ve erkek öğretmenlerin yetiştirilmesini hedefliyordu. Tanzimat sonrası Mutlakiyet ve Meşrutiyet dönemlerinde modern eğitimde yaşanan gelişmeler nicel ve nitel olmuştur. I-I <laughs> Abdülhamit ve 2. Meşrutiyet dönemlerinde ise önemli gelişmeler yaşanmıştır. Yalnızca yapılan reformlar değil, aynı zamanda ülkedeki güçlü faktörler de eğitimi etkilemiştir. Eğitimi etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir. İktidarda yaşanan Ali, saray ve ordu arasındaki gerilimler eğitimi de doğrudan etkilemiştir. İdeolojik arayışlarda eğitimi doğrudan etkileyen bir diğer faktördür. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük sırasıyla Osmanlı Devleti'ne egemen olan ideolojiler olarak eğitim sistemini de kendi zamanları içinde etkilemişlerdir. Basın yayın kurumları da kendi güçlenmelerini sağladıktan sonra eğitimin modernleşmesi için eleştirel ve öneriler içeren yazılar yayımlamıştır. Bunlar içinde Namık Kemal, Ziya Gökalp ve İsmail Hakkı sayılabilir. Cumhuriyet eğitim sisteminin altyapısı olan 2. Abdülhamit ve 2. Meşrutiyet dönemlerinde eğitim sistemindeki gelişmeler aşağıdaki gibidir. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim alanlarında yapı, işleyiş ve program belirlenmiş ve temel eğitim mecburi hale getirilmiştir. 1913'te çıkan Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkati ile Mektebi İbtidaiyeler ve Rüştiyeler birleştirilmiş eğitim 6 yıl olmuştur. Okul öncesi kurumlar da bu kanunda yer bulmuştur. Orta öğretimde 2. Abdülhamit döneminde nicelik ve nitelik bakımından gelişmeler yaşanmıştır. -ı. Meşrutiyet devrinde ise ilk mekteplerle rüştiyeler birleştirilmiş ve kadınları sosyal hayata daha çok dahil eden uygulamalar yapılmıştır. Tanzimat devrinde kurulan ıslahhaneler öksüz ve yetimleri meslek sahibi yapan mesleki ve teknik eğitim kurumları olarak öne çıkar. Ülkenin ihtiyacını karşılamak için çok sayıda mesleki okul da açılmıştır. Gayrimüslim ve yabancıların okullarının da modernleşmesi için adımlar atılmıştır. Devlet okullarında ideolojik eğitim verilmesi de bu okulların güçlenmesinin bir diğer nedenidir. Öğretmen yetiştirme de bir diğer önemli adım olarak MUN ile birlikte uygulama alanı bulmuştur. Darul Muallimin, Darul Muallimat, Darul Muallimini Kebir ve Darul Muallimini Aliye bu hareketin birer ürünüdür. Darülfünun, Hukuk Mektebi Alisi ve Sanayi Nefise bu dönemlerde yüksek öğretim alanında açılan kurumlar olarak sosyo-kültürel alanda önemli değişimler yaratmışlardır. Meşrutiyet döneminin en önemli gelişmelerinden biri de İnas Darülfünunu ismiyle açılan Kız Üniversitesidir. Medreseler uzunca bir süre İslam dünyasında ve tüm dünyada önemli bilim merkezleri olsalar da modern bilime ayak uyduramamışlardır. Buralarda Farabi, İbn-i Rüşd ve Gazali gibi çok önemli alimler yetişmiştir. Modernleşme adımlarıyla birlikte geleneksel eğitimin yeniden yapılandırılması, 2. Meşrutiyet dönemi medrese ıslahı zorunlu bir hal almıştır. I, I. Meşrutiyete kadar mali sıkıntılar çeken ve kapasitesinin üzerinde öğrencisi olan medreseler kendi hallerine bırakılmıştır. I. -I meşrutiyetle birlikte sınav sistemi getirilmiş ve askerlik mafiyeti düzenlenmiştir. 1909 yılında yayınlanan Medarisi İlmiye Nizamnamesi uyarınca medreselerde düzenlemeler yapılmışsa da uzun süreli olamamıştır. 1914 yılında ise Islah-ı Medaris Nizamnamesi ile yeni ve daha sağlıklı bir yenileme yapılmıştır. Tüm düzenlemelere rağmen koşullar gereği başarısız olan medrese ıslahatları ile medrese mektep ikiliği derinleşmiştir. 1924'te yayınlanan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile de medreseler kapatılmıştır. Diğer İslam devlet ve topluluklarında eğitim, bağımsız, özel devletlerde eğitim, İran ve Mısır örnekleri İslam coğrafyasında Osmanlı dışındaki eğitimin önemli kollarıdır. İran emperyal güçler karşısında etkisiz kalmamak için Osmanlı gibi modernleşme çalışmaları başlatmıştır. İran'daki geleneksel eğitim ilk, orta ve yüksek eğitim veren ve Şii doktrinini benimseyen medreselerde verilmiştir. Ancak medreseler Osmanlı'daki gibi yeni bilimsel gelişmelere kapalı durmuştur. İran erken modern dönemi Kaçarlar Hanedanı zamanında yaşamıştır. Osmanlı'daki gibi askeri alandaki yeniliklerle başlanmıştır. Nasrüddin Şah zamanında askerlik, tıp, mühendislik ve yabancı diller alanlarında yüksek öğretim kurumları açıldı. Muzafferüddin Şah zamanında açılan Encümen-i Marif kurumu eğitim düzenlemelerinden sorumlu tutulmuştur. 1925'teki rejim değişikliğine kadar yaşanan sıkıntılar nedeniyle modernleşme hareketi kalıcı olmamıştır. Geç modern dönemi olan Pehlevi zamanında laik ve demokratik bir ulus devlet kurma ideali doğrultusunda eğitim ve öğretim merkezileşmesi ve modernleşmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda misyoner ve azınlık okulları millileştirildi, mektep ve medreseler eğitim bakanlığına bağlandı. Fransız geleneğine uygun Napolyon modelinde eğitim veren ilk modern üniversite olan Tahran Üniversitesi 1934'te kurulmuştur. Modern okullarda modern okullarda eğitim alan gençler Osmanlı'da olduğu gibi değişime önayak olmuşlardır. Mısır Geleneksel Eğitimi 7 Yüzyılda temeli atılan ve 19 Yüzyıla kadar devam eden küttap, medrese ve camilerde yürütülen bir sisteme dayalıydı. Ancak bir standart eğitim yoktu. Küttablar ilkokul medreselerde ilk öğretimin ikinci kademesinden yüksek öğretime kadar eğitim vermekteydi. Camilerde ise halka açık dersler yürütülmüştür. 19. Yüzyılda Mısır'da modern bir devlet kurmak isteyen Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve halefleri eğitim sisteminin modernleşmesi için önemli adımlar atmışlarsa da nicel bakımdan oldukça düşük seviyelerde kalınmıştır. Mısır'da modern eğitimin doğuşu Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın askeri alandaki ihtiyacı karşılamak için kurdurduğu okullarda gerçekleşmiştir. Hemen arkasından da 1820 ila 30'lu yıllarda ziraat, veterinerlik, farmakoloji, mühendislik, madencilik, muhasebe ve yabancı diller alanlarında okullar açılmıştır. 1837'de Divanül Medaris adıyla Eğitim Bakanlığı açılmıştır. Ancak Ali Paşa'nın bağımsız devlet idealinin gerçekleşmeyeceği anlaşılınca bakanlık ve ona bağlı okullar kapatılmıştır. 1860'larda Hidiv İsmail Paşa'nın gayretleriyle bakanlık yeniden açılmıştır. Öğretmen yetiştirmek için de Darül Ulum açılmıştır. Yaklaşık 30 yıl süren İngiliz işgali dönemi NDE eğitim alanında yapılan reformlar sekteye uğramış yalnızca işgalci güçlerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim devam etmiştir. Ayrıca bu dönemde gayrimüslim okulların açılmasına kolaylıklar sağlanmış ve sayıları artmıştır. Bağımsızlık döneminde İngiliz işgalinin tahribatları giderilmeye çalışılmıştır. İlk öğretim anayasal bir hak haline gelmiş ve eğitime ayrı bütçeler hazırlanmıştır. Medreseler modernleşerek sistemdeki yerini korumuştur. Bağımsız olmayan İslam toplulukları Rusya ve Hindistan'da yaşayan Müslümanların eğitim alanındaki değişimini karşılar. Rusya'nın egemenliği altına aldığı Türk devletlerinde yaşayan Rusya Müslümanları için öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönem meydana gelmiştir. 16. Yüzyıldan itibaren Rus egemenliğinde yaşayan Türk, Tatar Müslümanları kendilerine özgü bir dini eğitim sistemine sahiptirler. Varlıklı ailelerin çocukları ise Moskova ve Petersburg'daki okullarda eğitim görüp sivil ve askeri bürokraside istihdam edilmiştir. 19. Yüzyılda Çarlık İdaresi Türk ve Tatar halklarının da yeni açılan devlet okullarına gönderilmesini istemiştir. Kurucusu İsmail Gaspıralı olan cedidçilik akımıyla birlikte Türk halkları arasında bir birlik kurulması ve bunun için de eğitimden başlanması gerektiği düşüncesi hakim olmaya başlamıştır. Cedidçilik Rusya ve Türkistan'da önemli bir kitle oluşturmuştur. Usulü cedid okulları açılmıştır. Bu okullarda sosyal, matematik ve fen bilimleri dersleri de verilmiştir. Bu okullar aynı zamanda bilinçli bir kitlenin oluşmasına da katkı sağlamıştır. Cedidciliğe çarlık idaresi ve mutasıp Müslümanlar karşı çıkmışlar. 1917 Ekim Devrimi ile de usulü cedid okulları kapatılmıştır. Gazneli ve Babür hakimiyetinde hakim bir İslam kültürü oluşan Hindistan'da yaşayan Hind Müslümanları medrese cami, varlıklı kişilerin evleri ve kitapçılarda eğitim alıyorlardı. Ayrıca Hinduların da ayrı bir eğitim sistemleri vardı. 16. Yüzyılda da Hristiyan misyoner okulları açılmıştır. İngiliz sömürgesindeyken Hind Müslümanları hem geleneksel hem de modern eğitim kurumlarına sahipti. İngilizler de ilk ve orta öğretim okullarının yanında 20'ye yakın üniversite açmışlardır. Batı tarzı bir eğitim sistemi kurulmuştur. Buralarda eğitim gören entelektüeller Hindistan-Pakistan bağımsızlık mücadelesinde önemli roller üstlenmişlerdir. İngiliz işgali sonrasında da onların kurduğu sistem devam etmiş ve izleri silinememiştir. Her iki ülkede de Anglo-Sakson sistem hakim kalmıştır. Elitist bir yapıda olan bu sistem içinde bazı bölgelerdeki geleneksel eğitimin hakimiyeti devam etmiştir. Eğitim Tarihi Dersi 7. Ünite Özeti Dünyada Çağdaş Eğitim Hareketleri Giriş Çağdaş Eğitim Akımları Ünitesi ile burada eğitim düşüncesindeki genel ilimler ve özgürlükçü, radikal, eleştirel ve postmodern eğitim akımları ele alınacaktır. Çağdaş Eğitim Akımlarını Etkileyen Eğitim Filozofları J. J. Rousseau'ya göre, önce insan ele alınıp değerlendirilmeli, sonra uygarlık ve meslek kazandırılmaya çalışılmalıdır. M. De Condorcet, hazırladığı, milli eğitim üzerine raporda devletin bir eğitim devleti olmasını, layık bir eğitim politikası izlemesini ve parasız eğitimi savunmuştur. J. H. Pestalozzi, ye göre eğitim, insanları maddi sefaletten kurtarmalıdır. Eğitimde artık sanayi işi esas alınmalıdır ve eğitim özellikle yoksullara bir meslek kazandırmalıdır. Öksüzler Babası. F W Froebel okul öncesi eğitimin yani Kindergarten'lerin kurucusudur. Ona göre okulun ilk görevi bilgi vermek değil, güçlü kişilik kazandırmaktır. Y W Hegel Alman idealistlerinin, eğitim, insanı ahlaklı yapma sanatıdır, görüşünü savunur. J. F. Herbart da eğitimin amacını ahlaki olarak niteler. Eğitim, eğitici öğretim, olmalıdır. K. Marx'a göre, insan çok yönlü ve derin duygulu yetiştirilmelidir, şahsiyet bütünlüğü, Kapitalistler kar amacıyla insanı tek yanlı ve bir makine parçası gibi eğitmek istemektedirler ancak eğitim, politeknik okullarda üretim, iş ile birleştirilmelidir. F. Nietzsche, kitle eğitimine karşı, seçkinler eğitimini desteklemiştir. Eğitim, İskenderiye Ağı, Na, teorik bilgi, düşmüştür ve bu durumdan derhal kurtarılmalıdır. Çağdaş eğitim akımlarını ortaya çıkaran teknik, ekonomik ve sosyal faktörler. Teknolojik gelişmeler ve ekonomi çağdaş eğitimi etkilemiştir. Sanayileşme olmadan demokratlaşma mümkün değildir ve demokratlaşmış bir sanayi toplumu da düşünülemez. Okul reformları, hızlı bir şekilde gelişen endüstriyel oluşuma ve yeni meslekler dünyasına cevap vermek zorunda kalmıştır. Genel okulların ders programlarında bilimsel ve teknik dersler artarken, çok değişik alanlarda mesleki ve teknik okullar kurulmaya başlanmıştır. Bu ihtiyaçların karşılanması için eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerekmiştir. Okulların ve öğretimin demokratlaştırılması son 150 yıl içerisinde bütün alanlarda kendini göstermektedir. Herkes öğrenim hakkına sahip olup bu durum tüm ülkelerin anayasa ve eğitim yasalarında yerini almıştır. Çağdaş eğitim akımları, sanat eğitimi ve müze eğitimi akımı. Sanat eğitimi, sanayileşme sonucunda ortaya çıkan kültür çöküşüne ve insanın kendine yabancılaşmasına karşı koymak için eğitimde güzel sanatlar yoluyla genel bir reform yapmak yönünde girişilen çabaları ifade eder. Bunun için resim ve el işi derslerini reformdan geçirmek isteyen bir akımdır. Çağımızda müzeler hemen her türlü kültür unsurunun ve koleksiyonların, inceleme, etüt ve zevk almak amacıyla yerleştirildiği binalar olarak tasarlanmaktadır. Müzeler, yaratıcılık, mantık, gözlem, hayal gücü ve beğeni duygusunun oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunabilecek yaygın eğitim kurumları haline getirilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla müzeler yoluyla sanat eğitimi yaygınlaşmaktadır. Avrupa ve Amerika müzeleri, müze olma görevlerinin yanı sıra eğitimi de ciddi olarak üstlenmişlerdir. Kır Eğitim Yurdu Akımı 19. Yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan bu akım, çağın büyük şehir kültürüne, yani onların deyimiyle, asfalt kültürüne ve özellikle de entelektüelizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Çağdaş kır eğitim yurtları, büyükşehir okullarına karşı olarak, gençlere kırsal bölgede bir eğitim olanağı yaratmak istemiştir. Bu akıma göre gençler, ailelerinden ayrılmalı ve kırlarda kurulan gençlik merkezlerinde eğitilmelidir. Çocuktan hareket akımı Almanların çocuktan hareket, İngilizlerin çocuk merkezli dedikleri bu reform akımı, hem okul öncesi hem de diğer öğretim kademelerinde öğrenciyi merkeze alan bir eğitim hareketine de destek sağlamıştır. Bu dönemde çocuk sanki yeniden keşfedilmiş ve her türlü eğitim ve öğretimin merkezine yerleşmiştir. Bu akımda oyun didaktik önem kazanmıştır. Oyun, etkili bir eğitim aracıdır ve itici oyun için uygun ortamlar hazırlanmalıdır. Bu akımın en büyük temsilcisi M. Montessori'dir. Ona göre çocuk etkinlik alanını ve bunun şeklini kendine göre seçer. O halde yapılacak iş, çocuğun bu kendi kendine etkinlik gösterme tepkisine uygun düşebilecek oyun ve uğraşı materyallerini sunarak, onun yeteneklerinin bu suretle hiçbir dış yardıma gerek kalmaksızın açılıp gelişmesini sağlamaktır. Sınıf düzenleri akımı Sınıf düzenlerinin başında Helene Parkhurst'un, Dalton planı, gelir. Plan, öğretimde bireysel çalışmayı esas hareket noktası olarak almaktadır. Geleneksel ve aynı yaş öğrencilerinin bir sınıfta toplandığı yıllık sınıflar sisteminin kaldırılarak öğrencilerin bireysel çalışmalar yoluyla kendi ilgi ve yeteneklerine uygun düşen bir tarzda desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu modelde her bir ders için özel laboratuvarlar kurulmuştur. Bu nedenle akıma laboratuvar planı da denilmiştir laboratuvarlarda, öğrencilere yalnızca yardım ve rehberlik etme tarzında çalışan bir, ders öğretmeni, bulunmaktadır. C. W. Washburn ise, Winnetka planını geliştirmiştir. Bu planın hareket noktasını, öğretimin organizasyonunda öğrencinin ferdiyetinin göz önüne alınması teşkil etmektedir. P. Peterson ise, Jena planını geliştirmiştir. Bu planın esas eğilimi, katı sınıflar sisteminin kaldırmaktır. Peterson bunu, kabul edilmiş ders şemaları, ortak ilerle ve kur atlama yoluyla gerçekleştirmektedir. İş eğitimi akımı, iş eğitimi akımı, liberal eğitimciler arasında, iş okulu, sosyalist eğitimciler arasında da, üretim okulu, denilen farklı modeller şeklinde gelişmiştir. İş okulu akımı içindeki çağdaş eğitimciler aşağıda sıralanmıştır. Kerçen Steiner, e göre, geleneksel okulların en büyük eksikliği, sadece zihni yeteneklerin geliştirilmesine yönelmiş olmasıdır. Oysa eğitimde ve insan yetiştirmede bir eğitim vasıtası olarak iş, etkin şekilde kullanılmalıdır. Kerşen Steiner, iş okulu üzerinden, devlet vatandaşlığı, eğitimi, ne ulaşır? H. Godig'e göre, eğitimin merkezinde, devlet vatandaşlığı eğitimi, değil, Kişilik eğitimi yer alır. Ona göre el işçiliğine dayalı bir yetiştirme çağımıza uygun düşmez. Okul bir dershane şeklinde değil, öğrencilerin bilgi ve becerilerini bizzat kendi çalışmalarıyla kazanacakları bir atölye gibi olmalıdır. J Deveye göre hayat faaliyetten ibarettir ve bilgiler soyut anlama yoluyla kavranamaz, tam tersine faal haldeyken yani yaparak öğrenme yoluyla öğrenilir. Ancak buna rağmen eski okulda gençler pasif kalmaya mahkum edilmişlerdir. O. Dikroli'nin eğitim metodu, hayat yoluyla, hayat için okul, şeklindedir. Okul, hayat yoluyla, hayata hazırlamalıdır. Dikroli metodunda, hayata gerçek yakınlık, birinci temel ilkeyi teşkil eder. W. H. Kilpatrick, geliştirdiği, proje metodu, ile öğrenme okulu ya da kitap okuluna karşı çıkarak, derslerin öğrenciler tarafından planlanıp organize edildiği, projeler, yoluyla yapılacak bir öğretim sistemini savunmaktadır. A. Ferrier'e göre, el işi etkinlikleri özellikle 7 ila 12 yaşları arasındaki eğitimin temel ilkesi olmalıdır. C. Freinet, tabiata dayalı modeli için, modern okul, deyimini kullanmıştır. Bu okulda iş ilkesi merkezi bir rol oynamaktadır. İyi. H. Baltacıoğlu, insanı yaşadığı gerçek çevre içerisinde sosyal bir şahsiyete kavuşturmak ister. O, bu amaca yönelik pedagoji anlayışına, şahsiyet pedagojisi, demektedir. Bu pedagoji anlayışına dayalı sistemde, de, mektep sistemidir. Baltacıoğlu içtimai mektep anlayışını beş ana ilke ile temellendirir. Kişilik ilkesi, Baltacıoğlu, bu ilke ile eğitimin amacının, gerçek kişilikler yaratmak olduğunu kabul eder. Kişilik, milli kişilik ve teknik kişilik olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre milli kişilik, insanın içinde yaşadığı milletin değerleri ile yoğrularak gelişmesidir. Teknik kişilik ise insana ekonomik, ilmi ve artistik yeterlikler kazandırmaktır. Çevre ilkesi, Baltacıoğlu'na göre her eğitimin meydana getirmek istediği kişilik, ancak belli bir çevrede gerçekleşir. Bu çevre, kültür çevresi ve teknik çevredir. Çalışma ilkesi, insan, kendi kendini eğitecek, kendi kişiliğini çalışarak tamamlayacaktır. Verim ilkesi, Baltacıoğlu verimi bir sonuç olarak alır, bunun için yukarıda sayılan kişilik, çevre ve çalışma ilkeleri doğru uygulanmalıdır. Başlatma ilkesi, Baltacıoğlu'na göre eğitim işi bir başlatma, girişkenlik, işidir. İş eğitimi akımının, üretim okulu, grubu içinde yer alanlar ise şöyledir. H. Schulz, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin, SDP'nin okul programı olan altı temel ilkeyi savunmuştur. Bunlar, eğitimin kamusal oluşu, öğretimin parasız oluşu, öğretimin layık olması, karma eğitim, ders plan ve programlarının sosyal-demokratik esasda biçimlendirilmesi ve birlik okulu, ilkeleridir. P. Özturayş, in tasarladığı okul modeli içinde, tarım ve el zanaatlarıyla ilgili çok çeşitli faaliyetler yer almaktadır n. K. Kruzpeya'nın üzerinde durduğu en önemli reform ilkesi, politeknik eğitim ile öğretim sorunudur. Ona göre, sosyalist bir ülkenin okulunda, teori ile pratik birleştirilmiş olmalıdır. Sosyalist eğitimin diğer bir önemli ilkesi de kolektif eğitim ilkesidir. p. P. Bulonski'nin üretim okulunun temelinde yatan ilkelerden birisi kolektiflik ilkesidir. Buna göre, endüstriyel iş ancak kolektif çalışma yoluyla gerçekleştirilebilir. Bulonski, el işinin temel alındığı iş okulu anlayışına karşı çıkar. Onun için iş okulu, ekonomik ve sosyal yönden zorunlu işi esas alan bir okuldur. A. S. Makarenko da okulu kolektif bir yaşam yeri olarak görmüştür. İ. H. Tonguç, köy enstitüleri ile üretim okulu akımının uygulamalarını yapmıştır. Ona göre toplum değişmeden eğitim, eğitim değişmeden de toplum değişmemektedir. O, eğitimi, topluma uyum sağlamaktan ziyade toplumu dönüştürmek olarak ele almıştır. Özgürlükçü eğitim teorileri, radikal pedagoji. 19 ve 20. Yüzyıllarda devlet güdümündeki kitlesel okul eğitiminin ortaya çıkmasına tepki olarak doğmuştur. Onlara göre okullar, halim bir elit sınıfın çıkarları adına halkın ahlaki ve toplumsal inançlarının şekillenmesinde kullanılan bir araç haline getirilmiştir. W. Darwin, ülkedeki yasaları öğreten bir milli eğitime karşı çıkıyordu. Ona göre Politik iktidarın buyruklarına uygun bir eğitim düzenlenerek, şovinist vatanseverliğin ve iktidarın desteklenmesinde kullanılması hedeflenmektedir. F Ferre, e göre okul, öğrenciyi itaat etmeye ve uysal olmaya koşullandıran bir sistem ve yöntemdir. Ferler okulu bir, iktidar fahişesi, olarak görür. Çünkü okullar her devlette ve rejimde iktidara hizmet eder. J K Schmidt, kişinin kendini kurtaramadığı düşünceye, kafadaki tekerlek adını verir. Okullar, insanların kafasına rejimlerin istediği tekerlekleri yerleştirmektedir. P. Goodman, okul eğitiminin, bireyin damgalandığı, derecelendirildiği, belgelendiği ve topluma geri gönderildiği bir süreç olduğunu savunur. P. Freer, geleneksel eğitimin, yığmacı, eğitim yöntemi olduğunu öne sürer. Ona göre yığmaca eğitim, özgürleştirici olmayıp ezilenlerin itaatkarlığına ve yabancılaşmasına katkıda bulunur. W. Reich, anlamlı bir toplumsal değişimin ancak ailenin değiştirilmesiyle gerçekleşebileceğini savunur. Ona göre 20 yüzyılın eğitimle ilgili en önemli görevi, cinsel özgürlük ve patriarkal ailenin ortadan kaldırılmasıdır. A. S. Neil, Çocukların tamamen özgür bırakıldığı, kendi kendilerini yönetmelerine izin verildiği Samlil adlı okulları kurmuştur. I. İllich, e göre eğitilmiş insan, sistemin ve düzenin kölesi olur. Okulsuz toplum, kitabının yazarı olan İllich, gerçek eğitimin ancak toplumdaki okulların kaldırılmasıyla gerçekleştirilebileceğini savunur. Eleştirel eğitim akımı, Critical Pedagogy Eleştirel pedagoji, eğitimin, politik güçlerin elinde olduğunu, toplumun ve insanların eğitimle şekillendirildiğini iddia ederek her türlü hegemonyaya karşı çıkmaktadır. Bu görüşü savunan bazı pedagoglar şunlardır. H. A. Giraks, eğitim ve kültür konularında özellikle Amerikan toplumunu eleştirmiştir. Giraks'un en şiddetli eleştirileri, bütün dünyada hızla yayılan test uygulamaları üzerinedir. Ona göre okullar gitgide öğrenme cezaevlerine dönüşmüştür. M. Apple, eğitimin eşitliğin olmadığı toplumlardaki mevcut tahakküm ve sömürü ilişkilerinin sürdürülmesinde kullanıldığını savunmuştur. P. McLaren, eleştirel pedagojinin Marksist güdümlü devrimci eleştirel pedagoji grubunu temsil etmektedir. Test uygulamalarına ve eğitimin ticarileşmesine karşı çıkmaktadır. Postmodern eğitim akımı. Postmodern eğitim, insanların bilgiyi yapılandırdığı varsayımına dayanmaktadır. Anlam, ahlak ve gerçeklik nesnel olmayıp aksine toplum tarafından yapılandırılır. Modern eğitimde öğretmenlerin bilgileri öğrencilerin zihnine yerleştirmek üzerine çalıştığı üzerinde durulmuştur. Yapılandırmacılıkta ise bilginin öğrenenler tarafından anlamlandırılması ve keşfedilmesi önem kazanmıştır. Postmodern düşünürlerden bazıları şöyledir. G. Deleuze, eğitimin insanı yersiz yurtsuzlaştırma sına katkıda bulunduğundan şikayet eder. M. Foucault, modern devletin tüm kurumlara ve hatta kişilerin günlük yaşamlarına aşırı derecede müdahalesinden yakınmaktadır. J. Derrida da insanı kurmaktan çok kurulan bir varlık olarak görmektedir. Ona göre eğitim, bilime ve psikolojik farklılıklara karşı evrenselleşmekte ve teklifleşmektedir. Eğitim Tarihi Dersi 8. Ünite Özeti Türkiye Cumhuriyeti'nde Eğitim Giriş Türkiye Cumhuriyeti, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da Osmanlı Devleti'nden önemli bir miras devralmıştır. Bu mirasın en olumlu boyutu, temelleri 18. Yüzyıla kadar inen modern eğitim kültürü ve kurumlarıdır. Osmanlı Devleti, batıya karşı var olmak için batılılaşmak, olarak özetlenebilecek bir anlayışla askeri eğitim eksenli bir modernleşme sürecine girmişti. İlk batı tipi askeri okulun açılışıyla, 1775 başlayıp Mondros mütarekesi ile sona eren Osmanlı modernleşme döneminin yarısına yakın bir zaman dilimi, aşağı yukarı yalnız askeri eğitimin yenileşmesiyle geçmişti. Askeri muhalefetin yok edilmesinden sonra açılan iki okul, Mektebi Tıbbiye, tıp okulu ve Mektebi Harbiye, harp okulu yeni kurulan ordunun subay ve doktor ihtiyacını karşılamaya başladı. Eğitim sisteminin dayandığı esaslar ve modernleşme hareketleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı esaslar Mustafa Kemal Atatürk'ün görüşleri Türk eğitimini yeniden yapılandıran yasal düzenlemeler ve uygulamalar, parti ve hükümet programları, eğitim şuraları ve bunlara öncülük eden kongre ve komisyonların kararları, AB müktesebatı şeklinde sıralanabilir. Ayrıca, birçok yasa ve yönetmelik, sistemin yapısı ve işleyişi üzerinde farklı derecelerde etkili olmuştur. Atatürk'ün eğitim düşüncesi, Türk milletini emperyalizmin boyunduruğu altına girmekten kurtaran Türk İstiklal Harbi, başkomutanı ve modern Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün, eğitim sorunlarına eğilmemesi mümkün değildi. Nitekim o, daha Türk Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde, Sakarya Muharebesi harifesinde, Ankara'da bir marif kongresi toplayarak, eğitimci ve öğretmenlerin ülkenin eğitim sorunlarını tartışmalarına ve geleceğe yönelik çözümler üretmelerine zemin hazırlamıştı. Mustafa Kemal Paşa, bu kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Osmanlı'dan devralınan eğitim mirasının millilikten uzak, kozmopolit bir karaktere sahip olduğunu ileri sürmüştü. Paşa'ya göre, son yüzyıllarda Batı karşısında yaşanılan gerilemenin en önemli nedeni bu süreçteki eğitim sistemi olup bundan dolayı milletin bağımsızlık ve refahını sürdürmek için her şeyden önce milli bir eğitim sistemine sahip olmak gerekiyordu. Atatürk'ün görüşleri, 1973'te yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu, NDA yer alan Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinin de fikri temellerini oluşturmuştu. Eğitim devrimleri, öğretim birliği ve laik eğitim, Cumhuriyetin ilanıyla başlayan 6 aylık süreçte TBMM rejimi kuran ve temel niteliklerini belirleyen 5 yasa çıkarmıştır. Bunlardan 3 Mart 1924'te kabul edilip inkılap kanunları diye adlandırılan yasalar, rejimin biçimlenmesi için olduğu kadar eğitim sisteminin yapılanması bakımından da önemlidir. Bu yasaların ortak hedefi Türkiye'yi layıkleştirmektir. Yasalardan biri halifeliği, bir diğeri şeriye ve evkaf vekaletini kaldırarak tanzimattan beri sürmekte olan laikleşmeyi nihai aşamaya getirmiştir. Bir ay sonra kabul edilecek teşkilat ı Esasiye Kanunu, 1924 Anayasası, İslam'ın devletin resmi dini olduğu hükmüne yer verse de hedef laikleşmedir. Nitekim 1926 yılında Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, 1928 yılında ise resmi dinle ilgili ibarenin kaldırılması ile devlet ve toplum hayatının laikleşme süreci büyük ölçüde tamamlanmıştır. Öğretim Birliği'nin gerçekleştirilmesi, adındaki, tevhidi tedrisat, ibaresinden de anlaşılacağı gibi tevhiti tedrisat kanununun esas amacı öğretimi birleştirmektir. Tevhiti tedrisat kanununun nihai hedefi, TBMM başkanlığına sunulan kanun teklifinin gerekçesinde vurgulanmıştır. Gerekçeye göre kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet niteliğinin güçlendirilmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Eğitimde laikleşme ve din eğitimi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun da içinde bulunduğu 3 Mart 1924 tarihli 3 yasa Türkiye'yi laikleştiren kanunlar olarak da adlandırılmaktadır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu din eğitimini düzenleyen tek maddeye sahiptir. Bu madde din alanında uzmanlar yetiştirmek üzere Darülfünun bünyesinde bir ilahiyat fakültesi ile imam ve hatip yetiştirmek amacıyla imam ve hatip mektepleri açılmasını hükme bağlamıştı. Yabancı okullar ve laiklik, tevhiti tedrisat kanunu, yabancı okullarda da öğretim birliği ve laik eğitim ilkelerinin uygulanmasını sağladı. Cumhuriyet hükümetleri bu okullarda din propagandası yapılmasını ve dini sembol ve resimlerin kullanılmasını yasakladı. Bu yasaklara uymayan bazı yabancı okullar kapatıldı. Karma eğitim, kız ve erkek öğrencilerin aynı mekanda öğrenim gördüğü eğitim durumuna karma eğitim denir. Türkiye'de ilk öğretimin dışındaki ilk karma eğitim uygulaması, milli mücadele yıllarında işgal altındaki İstanbul'da meydana geldi. 1920 yılında, Darül Muallimat Aliye'den, Yüksek Kız Öğretmen Okulu, ayrılan İnas Darülfünunu, Kız Üniversitesi, Darülfünuna, bu tarihe kadar yalnız erkeklerin devam ettiği üniversite, bağlandı. Bu yeni yapılanma planına göre, Darülfünun'da aynı fakülte veya bölümün kız ve erkek öğrencileri günün ayrı saatlerinde ders göreceklerdi. Harf İnkılabı ve Millet Mektepleri, Türkiye'de Tanzimat'tan sonra yoğun bir alfabet tartışması başlamıştır. Alfabet tartışmasını başlatanların çıkış noktası, yüzyıllardan beri kullanılmakta olan Arap alfabesinin Türkçenin gramer ve ses yapısına uygun olmadığı teziydi. 1928 yılında yayımlanan 1353 sayılı yasa ile resmen Latin esaslı yeni Türk alfabesine geçildi. Darülfünun reformu, Darülfünun'un çalışmalarını yeterli bulmayan Cumhuriyet hükümeti 1932 yılında İsviçreli profesör Albert Malçey'i Türkiye'ye davet ederek Darülfünun'un düzeltilmesi için çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlamasını istedi. Profesör Malşe hazırladığı raporda Türkiye'nin geleceği için bu kurumda köklü bir reform yapılması gerektiğini belirtti. Bu görüş ve gelişmelere paralel olarak 1933 yılında yapılan yasal düzenlemelerle Darülfünun kapatıldı ve yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu. Anayasalar. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de eğitim politikalarına yön veren temel unsur, anayasalardır. Fakat anayasalar, yapıları gereği, her konuda olduğu gibi eğitim hakkında da genel esaslara yer vermiştir. Bu yüzden, hükümetlerin icraatları, daha çok, anayasaya aykırı olmamak kaydıyla, yasalar, eğitim şuralarında alınan kararlar, parti programları ve benzeri faktörler tarafından biçimlendirilmiştir. Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973 yılında yürürlüğe giren, 1989 yılında amaç ve ilkelerinde bazı değişiklikler yapılan Milli Eğitim Temel Kanunu'nda Türk Milli Eğitim Sisteminin genel ve özel amaçları, temel ilkeleri, eğitim sisteminin genel yapısı, her derece ve türdeki kurum ve kuruluşları, öğretmenlik mesleği, okul bina tesisleri, eğitim araç ve gereçleri, eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluklar ile ilgili maddeler yer almaktadır. Kanun, Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerini belirlemiştir. Hükümet ve parti programları. Her ülkede olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de eğitim politikalarını yönlendiren en önemli faktörlerden biri iktidarların hükümet programları olmuştur. Hükümetlerin eğitim politikalarının biçimlenmesinde ise iktidar partilerine ait programların belirleyici bir rolü vardır. Türk eğitim sistemine yön veren felsefi ve siyasi ilkelerin belirlenmesiyle örgütsel yapılanmada en büyük rolü Erken Cumhuriyet dönemine ait Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, programları oynamıştır. 1931 yılına ait CHP Parti programı Cumhuriyet eğitiminin esaslarını belirlemiştir. Milli Eğitim Şuraları Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümetlerin eğitim politikalarını yönlendiren unsurlardan biri de Milli Eğitim Şuralarının almış olduğu kararlardır. Şuraların temelini, ülkenin eğitim sorunlarını görüşmek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere 1921'de Ankara'da toplanan Marif Kongresi oluşturmaktadır. Temmuz 1923 Ocak 1926 tarihleri arasında üç kez toplanan heyeti ilmiye, bilim kurulu, ler, Cumhuriyet'in ilk yıllarında milli eğitim sistemine şekil veren tavsiye kararları almıştır. Bunlardan biri son toplantıda aldığı talim ve terbiye dairesi, nin kurulması kararıdır. Adı geçen daire 1926'da yürürlüğe giren Marif Teşkilatı'na dair kanun ile kurulmuştur. Avrupa Birliği Müktesebatı Türkiye, AB tarafından yürütülen eğitim programları, Sokrates, Comenius, Erasmus, Da Vinci ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiği gibi bunların sunduğu imkanlardan da faydalanmaktadır. Türkiye 1999 yılında imzalanan ve Avrupa'da bir ortak yüksek öğretim alanı oluşturmayı öngören Bologna Bildirgesi tarafından getirilen kriterleri de karşılamaya çalışmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Kuruluş ve Teşkilat, Tarihsel Gelişim, Sistem Birliğinin Sağlanması, Cumhuriyet Rejimi Osmanlı'dan birbirine paralel olarak gelişmiş iki sistem devralmıştır. 19. Yüzyılda geleneksel eğitimin yanında modern eğitiminde gelişip örgütlendiği bütün ülkelerde bu ikili yapı ortaya çıkmıştır. Fransa 20. Yüzyılın başında laik cumhuriyet için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle geleneksel eğitime son vererek, tek millet tek eğitim anlayışını hayata geçiren ilk devlet olmuştur. Sistemin yeniden yapılandırılması, eğitim sistemini yapısal olarak düzenlemeye yönelik ikinci adım, 1926 yılında 789 sayılı marif teşkilatına dair kanun, un yürürlüğe girmesi olmuştur. Bu kanun, marif vekaleti örgütünün bütünüyle ilgili tanımlamalar yapmak yerine Cumhuriyet'in eğitim misyonu bakımından önemli bazı stratejik yenilikler getirmiştir. Çok partili demokratik dönem, 1961 yılında çıkarılan 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu, İlköğretimin bakanlık teşkilatındaki yeri, örgütlenme biçimi ve ildeki ilköğretim görevlileri, teşkilatı ile ilgili hükümlere yer vermiştir. Bu kanunun ilköğretim kurumları ve öğretim süresi ile ilgili maddelerinde 1973, 1997 ve 2012 yıllarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Türk eğitim sistemini bir bütünlük içinde ele alması bakımından son derece önemli bir konuma sahip olan 1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk eğitim sistemini örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölüme ayırmıştır. Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler Eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar. Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitimin üst sistemleri Milli Eğitim Bakanlığı, MEB örgütü, Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversiteler arası kuruldur. 2011/652 sayılı KHK Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için MEB Teşkilatını da aşağıdaki şekilde düzenlemiştir. Kararnameye göre MEB Teşkilatı Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatlarından oluşmaktadır. Merkez Teşkilatı MEB Merkez Örgütü Bakan, Müsteşar ve Yardımcıları, Talim ve Terbiye Kurulu, Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri ile Yardımcı Birimlerden oluşmaktadır. Bakan, bakanlık örgütünün en üst amiri olan bakan, bakanlığı anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve bakanlar kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmekle yükümlüdür. TBMM hükümetinin kuruluşundan bugüne 1920 ila 2013 62 milli eğitim bakanı görev yapmıştır. Müsteşar ve müsteşar yardımcıları, müsteşar, bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisidir. Bakanlık hizmetlerini bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda düzenler ve yürütür. Müsteşara yardımcı olmak üzere müsteşar yardımcıları görevlendirilebilir. Bakanlık müşavirleri bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak üzere bakanlık müşavirleri atanabilmektedir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Şurası Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Şurası Milli Eğitim Bakanlığı'nın danışma ve karar organlarıdır. Her ikisi de 1926 yılında yürürlüğe giren 789 sayılı Marif Teşkilatı'na dair kanunun ilgili hükümleri uyarınca oluşturulmuştur. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 1926'da Talim ve Terbiye Dairesi adıyla kurulmuştur. Adı birkaç kez değişmiş ve nihayet 1983 yılında bugünkü şeklini almıştır. 2011 tarih 652 sayılı KHK tarafından, bakanlığın bilimsel danışma ve karar organı, olarak tanımlanmıştır. Yurtdışı Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının öğrenim çağındaki çocuklarını okutmak, yüksek öğrenim görmek üzere yurt dışına giden öğrencilerin işlerini yürütmek üzere MEB'in yurt dışında da örgütü vardır çalışma grupları Milli Eğitim Bakanlığı görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilmektedir. Milli Eğitim sisteminin genel yapısı ve gelişimi. Eğitim sisteminin genel yapısı. Örgün eğitim Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Yaygın eğitim. Yaygın eğitimin özel amacı Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında okuma yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak, çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak, milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak vesaire. 1. Eğitimde gelişmeler. Okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak zorunlu ilk öğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsamaktadır. Okul öncesi eğitim için üst yaş sınırı, ilk öğretime başlama ile ilgili düzenlemelere göre değişmiştir. 2012 yılında İlköğretim Öğretim ve Eğitim Kanunu'nda, 1961 bölü 222, yapılan düzenleme ile Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Sistemi 4'er yıllık ilkokul, ortaokul ve lise şeklinde yapılandırılırken 7 olan ilk öğretime başlama yaşı, 66 ila 72 aylıklar velinin isteğine bağlı olmak kaydıyla 6'ya indirilmiştir. Böylece okul öncesi eğitim çağı 3 ila 5 yaş grubu olarak belirlenmiştir. İlk öğretim. 2012 yılında 1961 yıl ve 222 sayılı İlköğretim ve eğitim kanunu, NDA yapılan düzenlemeler Türk okul sisteminde, ilk öğretimde ciddi değişiklikler getirmiştir. Son düzenlemeye göre mecburi ilk çağı 6 ila 13 yaş grubundaki çocukları kapsamaktadır. Orta öğretim Türk eğitim sisteminde orta öğretim, ilk öğretime dayalı, en az 4 yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsamaktadır. Orta öğretimin amacı, öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyoekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda hem yüksek öğretime hem mesleğe, iş alanlarına ve geleceğe hazırlamaktır. Cumhuriyet döneminde orta öğretimin gelişimini genel ve mesleki teknik öğretim şeklinde iki grupta ele alarak incelemek gerekir. Yüksek öğretim. Yüksek öğretimin amacı, ülkenin bilim politikasına, toplumun yüksek düzeyde ve çeşitli kademelerdeki insan gücü gereksinimine göre öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek, bilimsel alanlarda araştırmalar yapmak, bunların sonuçlarını toplum ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Öğretmen yetiştirme. Türkiye'de öğretmen yetiştiren kurumlar Cumhuriyetin kuruluşundan 1982 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermiştir. Söz konusu tarihte ise bu kurumlar tümüyle üniversitelere devredilmiştir.